İyi akşamlar. Sıra dışı gündeme hoş geldiniz. Bu gece Osmanlı İmparatorluğu'nun 9. padişahı, 88. İslam halifesi ve ilk Osmanlı halifesi Yavuz Sultan Selim'i konuşacağız. Yarın 10 Ekim onun doğum günü. Bu vesileyle birlikte de 8 yıllık taht ömrüne, 80 yıllık zafer sığdıran Sultan Selim Han diyeceğiz. Bu gece geçilemez sanılan Sina çölünü nasıl aştı? Osmanlı tarihinde bir ilki, babası II. Beyazıt'ı neden ve nasıl tahttan indirdi? Gerçekten de bir bakışıyla insanları korkudan titretir miydi? Şah İsmail'le çekişmesi, hakkında anlatıla gelen menkıbeleri, küpeli portrenin ona ait olup olmadığı, sakallarını yeni çereler için mi kesti? Tüm bu soruların cevabını konuşacağız. Bir Türkmen kızına aşık oldu mu bu iddiayı da soracağım. Merak edilen birçok konuyu konuğum Profesör Doktor Ferud'un Emecen'le konuşacağız. Hocam hoş geldiniz, sefalar hoş verdik. Sağ olun. Yani, şeref verdiniz. Nasılsınız? iyisiniz? Teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim duyurularımızı da yapalım. Her hafta olduğu gibi sıra dışı gündem etiketiyle e, bizlere soru ve görüşlerinizi gönderebilirsiniz. Bir sosyal medya hesabından da kutucuk açtım. Oraya da sorularınızı iletirseniz hocamla paylaşıyor olacağım. Feridun Hocam öncelikle Sultan Selim'i biz tanıyalım. Nasıl bir karakteri vardı? Gerçekten de bir bakışıyla insanlar korkudan titrer miydi? Rivayet odur ki o dönem e, Sultan Selim'e vezir olasın demek bir bedduaymış. Evet. Ve ölümle burun buruna gelmesi demekmiş insanların Sultan Selim'e vezir olması. Tüm bu iddiaların aslı astarı var mı diye sorayım size. Evet sondan başlarsak tabii ki bu yani Sultan Selim'e vezir olasının şeyi tabiri yakın dönemlerde yani onun saltanatından hemen sonraki devirlerde ortaya çıkan bir yakıştırmadır ve onun ne kadar korkutucu ve aynı zamanda da hani devlet işi olduğu zaman tavizsiz bir e, halde e, bulunuşunu bir yansıması olarak hani telakki edilebilir e, bu anlamda. E, Tabi bu e, haşin tabiatı, efendim sert tabiatı, e, bu çerçeve içerisindeki hareketleri e, genellikle e, o dönemin e, tarihçileri tarafından ifade edilmekle beraber aslında karakter itibariyle bakıldığında tabii elimizde o bunu yansıtan çok fazla kaynak yok ama onun hareketlerinden bunu ancak çıkarabiliyoruz. Bu Haş'ın tabiatının ardında son derece farklı bir şahsiyetin yattığını da söylemek mümkün. Yavuz lakabı mesela bu onun o tabiatını belirten bir lakap olarak, ünvan olarak hep o şekilde isminin yanı başında yer aldı. Fakat o dönemde mesela Yavuz diye kendisi hiçbir zaman zikredilmedi. Yavuz zaten biraz böyle sert tabiatı olan, sert haşin, gattar gibi bir ifadeye aizdir. Dolayısıyla da o lakap o dönem için değil olumsuz bir tavır şey var yani anlamı var soruları ortaya çıktığını düşünüyoruz. Bu evet. Anlamda. Yavuz evet. kullanıldığı dönemde hakaret sayılırmış. Yani Doğru yavuz mu? bir insan yavuz hırsız yavuz terimi bu işte bu çocuk yavuz oldu falan dendiği zaman biraz olumsuz anlamı var bu anlamda tam hakaret demeyelim de yani bu şey biraz böyle alçaltıcı diyelim ve yani. Ne yapacağı belli olmayan, sert kişiler için kullanılan bir terim gibi oluyor. Hani bizim dilimize de geçmiştir ya, yani Yavuz, Yavuz Hırsız ev sahibini bastırır hikayesi vardır. Bu terimde var. Bu onun tam anlamı karşılığıdır aslında o dönemden intikal eden. Ama sonra Yavuz, Sultan Selim Zati'yi şahsiyle beraber aslında kelime olumsuzken olumlu hale dönüşmeye başladı. Yani böyle bir süreci var kelimenin. E ee, o, o dönem oluyor, Sultan tabii. Selim Han diye. Bir Sultan analogiz. Selim Han evet veya Sultan Selim diye kendisini anıyoruz veya birinci Selim diye de e, o ikincisinden veya üçüncüsünden ayrı edebilmek amacıyla bu şekilde bir kullanımı kanuni var. Kanun için de aynısı. Tabii var kanun için de kanun için e, Kanuniye kanuni sıfatının çok sonra ortaya çıktığını gayet iyi biliyoruz. Mesela Yavuz'un e, e, mesela şeyde e, Evliya Çelebi'de veya bir anonim tevari ali Osmanda o 16. yüzyılın aşağı yukarı ikinci yarısında falan kaleme alınmış. Ee, Babasıyla olan ilişkili çerçevesinde işte bu olan Yavuz oldu gibi bir terimler var, söylenişler var. Ee, Evliya Çebitamur biraz galiba söylüyor. Dolayısıyla oradan hareketle o lakabın zaman içerisinde ortaya çıkmış olma ihtimali var. Fakat kanuni ne zaman ortaya çıktığını iyi kötü kestirebiliyoruz. Çünkü kanuni Sultan Süleyman veya Sultan Süleyman aslında adalet prensipleriyle öne çıkan, ve bunu ilk daha saltanatının ilk başlarında gösteren bir hükümdar olması sebebiyle döneminde itibaren o adi sıfatı hep ön plana doğru alındı ve zaman içerisinde de özellikle 17. 18. yüzyılda bir yabancı efendim tarihçi Kantemir bunun Osmanlı İmparatorluğu tarihini yazarken onun için bu kanuni sıfatını kullandı. Ondan sonra çok yaygın olarak 19. yüzyılda Osmanlı literatüründe, tarih literatüründe Kanuni denmeye başlandı. Muhtemelen de e, bu yabancı kaynakların etkisi olmalı. Hocam e, başlangıçta dediniz ki sert mizacının aslında tersi halleri de vardı. Var tabii. Bunu çok, neye dayandırarak söylüyoruz? Hatta şöyle e, mesela Hristiyan Osmanlı'da tebaası olan Hristiyanların onu çok sevdiğine dair rivayetler var. Onun hmm. favori sultanları olarak hep gösterirler. Çünkü onlara çok yardımcı olmuş kiliselerinin efendim şey, idamesinde onlara bir takım caizler vermiş. Kudüs'e gittiği zaman mesela oradaki her kesim olduğu gibi diğer işte türlü biliyorsunuz Hristiyan tarikatlar var, mezhep mensupları var. Her birini ziyaret ederek onlara caizler vermiş falan. Böyle bir hali var. Mesela gene Mısır'da hep bazen kötü bilirler ama zaman içerisinde onun gerçek anlamda Mısır'ı ihya eden sultan gibi telakki edildiğini de biliyoruz. Evet. Yani böyle çok farklı bir e, halleri var. Tabii bunun sebepleri var. Onu belki ileride tekrar izah ederiz. Konuşuyor olacağız. Şimdi sorular dedim gelen izleyicilerimizden soruları okuyacağım. Küpe takar mıydı? Mehmet Enes sormuş. <laughs> Mücahit Topçu sormuş. Gerçekten küpesi var mıydı? En çok merak edilen konulardan biri sanırım. Madem öyle neden sakal bırakmamıştır? Kemal İpek sormuş. Bunları da konuşalım. Evet. Çok konuşuldu bu konular. Ama bu programda çok, evet. da üzerinden geçelim istiyorum. Macar ressamın çizdiği bir portresi var. Yavuz Sultan Selim'in portresi olduğu iddia edilir. Ee, yeniçerilere uyum sağlamak adına sakalsız olduğu da iddialar arasında. Şimdi bu fotoğrafta görüyoruz küpeli portresini. Gerçekten küpesi var mıydı Yavuz Sultan Selim'in? Yani küpeli olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü küpe genellikle tarikat ehilleri tarafından hani takılabiliyor orada var. biliyoruz. Fakat hani men diyorlar falan o kulaklarındaki şeylere küpelere. Bunlar söz konusu kalenderi dervişleri vesaire falan bunları takıyorlar. E, fakat e, yani böyle bir sultanın küpe taktığına dair herhangi bir bilgi, karine, o dönem için kaynakların hiçbirisinde böyle bir şey yok. Aksine onun e, malum e, süsten uzak e, sade giyinmeyi seven bir sultan olduğuna dair pek çok e, sahih rivayet var. Hatta oğluna Süleyman'a işte neden böyle süslü elbiseler giyiyorsun diye de böyle bir takım tarize bulunduğunu biliyoruz. Dolayısıyla yani bir küpe taktığına dair elimizde şu anda e, somut bir e, delil söz konusu değil. Yani, bu portre somut delil sayılır mı? Sayılmaz, sayılmaz mı? Sayılmaz çünkü bu 1530'lar civarında aslında eski bir e, e, resimdir bu. Bir batılı kaleminden çıkma. E, 1530'larda çıktığına dair bir e, bilgi var ama bunun e, dikkat ederseniz başınız, başında taç 12 e, yani bu başlık yani sarı başındaki yani bir Osmanlı sarı değil. 12 dilimde Taci Haydari denen yani Şah İsmail'in giydiği ifade eden başlık. Bunun ya Şah İsmail olduğu ya da bir İran elçisi olduğu yolunda kuvvetli rivayetler var. Yani kesinlikle Sultan Selim'i temsil eden bir resim değil. Onu söyleyebilirim. Hocam yandaki portre de Sultan Selim'e e, ait olduğu iddia edilen bir portre. Evet. İkisini yan yana getirdiğimiz zaman hiçbir benzerlik de söz konusu Tabii değil. O diğeri de gene bir batılı ressamın çizdiği e, portre zannediyorum. Biraz daha geç dönemde e, çizilen bir şey. Gene 16. yüzyılın imali daha doğrusu yapılmış. E, 1560'da evet, çizilen Evet 60'larda yapılmış portre. olan bir resim. Tabii orada da bunun da bunda doğru olduğunu düşünmüyoruz aslında. Bu da gene böyle bir e, tasvir yani biraz e, kurgusal bir tasvir gibi telakki edebiliriz bunu da. E, gerçekte onun o, e, 1530 civarında e, bu Selim Şahna Selimname literatürüne e, de e, olan bu Şükrü Ebitlişinin eseri var. E, onun e, minyatürlü nüshası var. O miniatur da e, yani daha gerçekçi bir e, yüz hatları olduğunu düşünüyoruz o keşke burada gösterebilseydik. De. O görüntüler varsa evet. arkadaşlar evet. elimizde minyatürünü Minyatürde onu da. orada daha gerçekçi gösterin. olabilir. Evet. evet. Şimdi Yavuz Sultan Selim'in küpe da taktığı iddiası elbette çok yaygın ve popüler. Bundan bahsediyorsunuz yok, hocam ama Yok değil, hayır bu hayır. Değil. Bu kanuni minyatürlü biraz olan Yok görselin. değil. Minyatürler evet. var ama bu belki olmayabilir. Tamam, rivayetlere göre şu iddialarla aslında Yavuz Sultan Selim'in küpesi olduğu söylenir. Evet. Mısır'da kölelerin küpe taktığı bunu görünce Yavuz Sultan Selim, ben de Allah'ın kulu ve kölesiyim. Onun için evet, ben de küpe evet, takarım. Evet, Bunu unutmamak o, için der. Öyle bir şey yok. Dönemin kay Ben e, rivayetlerini elimden geldiği kadar döneminde ortaya çıkan rivayetleri bu kabil toplamaya çalışmıştım kitabımda da bunlara yer verdim. Ama e, tabii çok popüler bir e, hükümdar olması sebebiyle e, özellikle e, onun e, döneminden sonra hakkında pek çok rivayet çıktı. İşte Mesela Evliya Çelebi 17. yüzyılda bir alternatif bir Yavuz Sultan Selim <laughs> hayat hikayesi sunar size. Mesela bir takım menakıp nameleri onu atfederler. Bu da öyle bir şey bildiğim kadarıyla. Yani ben öyle bir şeye rastlamadım. Bir diğer iddia da İran'da Şah İsmaille ile kıyafet satranç hmm. oynarlar ve Şah'ı yener Yavuz Sultan Selim ve ona Şah ona tokat atar. Ve Yavuz Sultan Selim de bunu unutmamak adına, adına küpe takar. yok, bu da işte bu böyle da bir, şey. Nasıl da... gidecek yani saraya gidecek orada onlar santraj oynayacak böyle bir şey yok. Zaten onun şehzadeliği döneminde olsa olsa bu olabilirdi. Ama şehzadeliği döneminde de yani 1500'lü yıllarda Şah İsmail 13-14 yaşında bir çocuk yani. E, düşünün. Halbuki Selim olgun yaşta bir şehzade olarak Trabzon'da bulunuyordu. Bu orada da bir hata var. Daha doğrusu menakıb rivayetler. Özellikle Evliya Çelebi daha sonraki devirlerde bunları yazıyor. Hani dedim ya alternatif bir e, Yavuz Tanrı Selim portresi bize sunuyor. E, ben kitabın sonunda da onları koymuştum. Evliya Çelebi nasıl bir Yavuz Tanrı Selim tasavvuru var zihin dünyasında. Önemli ama bunlar. Tarihçi için çok mühim. Hemen bir tarafa atmıyoruz tabii. E, fakat enteresan bir şey. Bu Santranç hikayesi aslında 16. yüzyılın ikinci yarısında Zaimzade diye bizim bir e, tarihçimiz var. Onun eserinde de böyle bir rivayet geçiyor, enteresan. Yani yani, yani 1560 civarında böyle bir rivayet oluşmuş ama bunun doğru olma ihtimali çok zayıf gibi görünüyor bana açıkçası. Zayıf olma nedeni ne? Yani şimdi orada Şah İsmail'in Sarayına gidecek yani böyle bir o dönemin böyle bir şey olmuş olsa o dönemin kaynakları Selimname literatürü var, 17-18 senelik var. Döneminde ne adım adım neredeyse yazanlar var. Yani böyle bir hiçbir alıntı yok onlarda. Bu konuda hiç herhangi bir bilgiye yer vermiyorlar. Evet. Verseler ha hani tamam. Mesela yine o dönemin kaynakları var. Ee, onun kaynaklarını hareket edemiz. Hasan Can'ın daha sonra e, Hoca Saatin Efendim babasıdır o. O meşhur tarihçimizdir. Onun e, yazmış olduğu, Selimname sayılabilecek o dönem için baktığımızda o e, anlatılan rivayetler arasında yine böyle bir hikaye yer almıyor. Olsa yazarlardı yani. Evet. Bir diğer iddia da kendine verilen nasihatları unutmamak için küpe takıyor. Yok işte. <laughs> Üç iddia üzerinde temellenmiş bu görsele evet, atıf aslında evet, bunlar. Evet, evet. Hocam peki neden sakalsızdı Yavuz? Ee, anlaşıldığı kadarıyla e, şehzadeler genellikle sakal uzatmazlar. Yani ancak saltanat makamına geçtikleri zaman sakal uzatmaları söz konusu olur. E, bu pek ince bir ayrıntıdır aslında pek bilinmez. E, belli bir dönemden sonra uzatma hakları var. Ee, o yüzden uzun süre sakalsız olarak kaldı ee, ve anlaşıldığı kadarıyla e, galiba biraz hafif gölgeli sakallı gibi sanki çünkü e, yani tam köse demeyeyim de hani e, seyrek sakal diyelim daha doğrusu belli belirsiz sakalları olduğunu düşünüyoruz büyükler ona rağmen daha bir böyle haşmetli gibi görünüyor e, o yüzden e, sakal bırakmamasının da e, özel bir anlamı e, yüklemek belki olabilir ama yine dediğim gibi kaynaklara dönüp baktığınızda neden böyle bir hali var hiçbir izah yok. O yüzden bu ancak bizim tahayyülümüzde onu nasıl görmek istiyorsak o şekilde ifademize dayalı bir şey gibi olabilir. Yani Yeniçerilere uyum sağlamak adına yok, acaba sakal yok. bırakmama durumu Yok. Yeniçerilerin Yeniçeri Yeni Yeniçeri yeni yeni ağları hep sakallı ağlardır yani. Öteki normal Yeniçerilerdir. O ağları, onların başında olanlar hep sakallı ağlar derir onlara. Bu iddiayı neye temellendirerek acaba çıkardılar? i̇şte bu resimler daha ziyade görülden resimler var. Bir de tarifler var, tavsifler var. Bazı kıyafetname dediğimiz kitaplarda sultanların tavsifleri vardır, anlatırlar yani. Orada işte bıyıkları ve sakal olduğuna dair şeyler var, kayıtlar var tarif ederlerken. İşte bu resimler vesaire bir de minyatürlerde de bu şekilde çiziliyor. E, o, bu noktada bir problem yok. Yani ama yorum açısından niye böyle davrandı? İşte o noktada yani bir şey söylemek mümkün değil. Onu diyorum. Yani yeni bağlarsınız, başka şeye bağlarsınız. Belki başka bir şey vardı. Belki de yeteri kadar yani e, demin bahsettiğim gibi e, sakalları tam çıkmıyor olabilirdi. Yani bunlar da olabilir. Hocam küpe konusunda Macar ressamın bir yorumu olduğunu söyleyen tarihçilerimiz de oldu bu konu hakkında. Hani buna müsaade edilir miydi o dönemde? Macar tarihçi kim? Ne gidip yanına gördü, nerede görüp nerede? Öyle bir şey yok yani ben bildiğim kadarıyla. Nereden çıkıyor o hikayeler bilmiyorum. Anladım. Ben bilmiyorum öyle bir Peki şey. hala. Evet Yavuz Sultan Selim'e ait değil der Ferud'un Emecan hocamız o küpeli portrenin. Evet, onları çok durduk üzerinde. Daha önce de ben yazdım defalarca. Sokça olan sorular olduğu için Bunlar e, merak edenler bakabilirler onlara. Pekala hocam Yavuz e, Fatih henüz 38 yaşındayken Yavuz Sultan Selim gibi bir torun oluyor. Şimdi daha şehzadeyken aslında birçok başarıya imza atıyor işte. Evet. <laughs> Karadeniz bölgesinin birçoğunu alması, gemileri araç kesmesi, donanma hazırlaması, seferlere çıkması ve bunları kendi aldığı kararlarla izne tabi olmadan babası Beyazıt'ın iznini almadan gerçekleştiriyor. Beyazıt bu konuda hiç müdahale etmedi mi Yavuza? Şimdi şöyle bir durum var. Şehzadeler genellikle o dönem için sınır boylarında görev yapıyorlar. Diğer sancak beyleri gibi herhangi bir tehlike veya tehdit varsa onlar izin almadan bunu önleyebilirler. Bir de bu bir problem yok. Ancak savaşı olabilecek komşularla olan bir çatışma ortamı eğer tehlikeli boyuta ulaşacak olursa o zaman devlet müdahil olabilir elimizde özellikle bu Şehzade Ahmet Amasya'da idi. abisi Yavuz Sultan Selim'in kendisi Trabzon'daydı. Diğerleri Konya'da, işte Manisa'da, o Antalya'da falan görev yaptı Korkut Şahinşah var. o Konya'daydı. Ama daha çok uç bölgelerde doğu düzünde Sultan Selimle Şehzade Ahmet var. onların da karşı sınır boylarına karşı karşıya kaldıkları ee, kara koyundan sonra onların yerine almış olan ak koyunlar zaten parçalanmaya başlamıştı ve Safevilerin gücü giderek artmaya başlamıştı o dönemlerden itibaren. Dolayısıyla orada bir boşluk vardı. O boşlukları da bu şehzadelerin değerlendirdiklerini düşünüyorum. şahsen. özellikle Yavuz Tan, se'nin bu anlamda e, gerek e, Safevilerin e, 1500 yılından itibaren bölgeye yönelik olan e, tehditlerini önlemek amacıyla ve gerekse çünkü o bölgelerdeki Konar Göçer yapıdaki Türkmenler var. Onlar bölük bölük şah katılmaya gidiyorlardı ve ciddi anlamda o bölgelerin emniyeti sarsılmış durumdaydı. O yüzden devreye girmesi gerekiyordu. Şehzade Ahmet'in, Şehzade Selim'in bu yönde ciddi hareketleri var. Bizim bulduğumuz ve daha doğrusu rastladığımız ve yayınladığımız bir ahkam defteri var. İkinci Bayezid dönemine ait İlhan Şahin arkadaşımızla beraber. ...yayınladık bu defteri yakın zamanda bir parçası daha bulduk. On da tarih kurumu yayınları arasında çıktı. O defterde mesela şehzadelerin ve babaları arasındaki yazışmaları bize ifade eden hükümler var. Divandan çıkmış ve ikinci Bayezid'in oğullarına göndermiş olduğu şeyler, mektuplar var. Daha doğrusu hükümler var. O hükümlerden biz ...onların ne yazdığını anlıyoruz. Mesela o hükümlerin anlaşıldığına göre Özellikle bu 1501-1502 dönemi tam da Şah İsmail Hareketi'nin patladığı, ortalığın biraz karışmaya yüz tuttuğu bir dönem. Orada mesela sürekli şekilde 2. Bayezid e, sınırda olup bitenlerin kendisine bildirilmesini istiyor. Yavuz Tansil'in de topladığı haberleri hep bildirmiş babasına. E çünkü orada anlatıyor işte şöyle şöyle demişsin, şurada Şirvan'da böyle oldu, bu bunu yerine geçti, şöyle oldu diye bütün haberler alındı. Bundan dolayı memnuniyetini belirtiyor, sen de gerektiği kadar tedbirleri al diyor ona. Yani bu şekilde yazışmalar var. Bu çok nadir olan şeyler elimizde. Çünkü o dönemden kalma belgeler çok az olduğu için e, biz bunlara çok ehemmiyet veriyoruz. O defter bu anlamda e, gerçekten çok aydınlatıcı oldu. Eee. neden harekete geçmedi o zaman bu bilgiler e, eşliğinde? Kim ikinci Bayezid'i mi kastediyorsunuz yoksa evet. he, ikinci Bayezid çünkü o devir için henüz daha erken e, şöyle harekete geçildi. Ee, Şah İsmail hareketinin Anadolu'daki e, şeyleri var, onun müritleri var ve diğer tekke şehirleri var. Onlara bir takım e, bizim halife dediğimiz e, bugün ajan diyebiliriz, caizler gönderiyor, kendi taraftar toplamak amacıyla. Onlar da orada bölgede hareketlenmeler içerisindeler. E, i̇kinci bayiz aslında bunları çok sıkı e, şey yapmış izlettiriyor, takip ettiriyor ve bunların önünü kesilmesine dair oğullara talimat veriyor sürekli olarak hem Selim'e gönderdiği talimatlar, talimatnamelerde hem e, Karaman bölgesinde hem aynı zamanda da Şehzade Ahmet'e Amasya'da göndermiş olduğu hükümlerde çok açık bir şekilde asla onların geliş geçişlerine izin verilmemesi ve enteresandır. Onların bulun, görüldüğü yerde sorgulsuz sualsiz katledilmelerini emrediyor. Hı. Yani doğrudan doğruya katil emri var. Bu ise çok sert tedbirler alıyor. O yüzden zaten aslında 1501 civarında Şah ortaya çıktığı zaman Erzincan'a geliyor ve Erzincan'dan e, kendine taraftar toplamaya çalışıyor. Taraftar menbaı da Anadolu. Karaman e, ülkesi, aşağı taraflarda biraz Taşili bölgesi, işte Dulkadır tarafları vesaire oradaki Türkmen grupları. Bunlar e, akın akın Şah İsmail'e doğru akmaya, gitmeye başlayacaklardır. Evet. Ancak e, ikinci Bayez'in aldığı çok etkili tedbirler yüzünden e, Şah İsmail oradan dönüyor Tebriz'e gidiyor ve orada ak koyunları devletini yerine kendi devletini kuracaktır. Yani asıl benim başka birkaç benden önce de bunu söyleyenler oldu. Şah İsmail asıl iktidarını aslında Karaman bölgesinde çıkarmak istiyordu. Fakat bu ikinci önledi ve onun üzerine de Tebriz'e dönerek. Hocam peki ikinci Beyazıt'ın erde bile para göndermesi. Gönderiyorlar elimizde. Şeyh Cüneyt ve kı... Haydar'ın amaçları Tabii. neden Yavuz Öncesi sezilemedi? Şimdi bu siyasi bir nosyon olarak ve bir tehdit olarak onları görmüyor. Nihayetinde bir tarikat şeyhidir bunlar. E, dini anlamda hizmet ediyorlar. O yüzden hiç ayrı edilmeksizin ayrı, bunlara e, baya, şey Beyazıt caizler gönderiyor. Destek veriyor hepsine. E, ama Şahişmel Hareketi Şeyh Cüneyt'e itibaren başlayan süreçte bir siyasi e, bir devlet yapısına doğru dönüşünmeye gösterince büyük bir tehdit oldu. Yoksa normal dini bir çerçeve içerisinde kalmış olsaydı belki bu normal karşılanacaktı. Beyazıtlı o dönem bunları tehdit olarak görmeyip Görmedi, tabii. para göndermeye para gönderdi, devam edecekti. Devam Ama belli bir süre sonra 1501'den 2'den itibaren artık durum belli oldu. Ondan sonraki politikalar biraz tabii hemen değişti. O daha önceki dönemlere ait olan bilgilerdir. 1490'lı yıllarda falan. Anladım. Daha sonra durumu değiştiriyor Tabii, hocam. tabii şimdi değişti. Selim'in destekçileri çoktu. Henüz şehzadeyken daha. İstanbul'a geldiğinde tüm ordu Sultan Selim'in yanına gider, onu karşılardı. Bu durum akıllara tabii kanuni Sultan Süleyman ve Mustafa, Şehzade Mustafa ilişkisini getirdi. İkinci Beyazıt burada. Bir dakika neler oluyor demedim. Ha Şöyle, tabii şimdi Selim'in Yeniçeriler nezdinde çok itibarı var gözüküyor. Bunun da en önemli sebebi eğer biz o dönemin tarihçilerine inanacak olursak mesela Celalzade Zade bunu çok Mustafa Çelebi önemli bir bürokrat kendisi aynı zamanda Yavuz Han Selim'in yanında divan katibi olarak hizmet görmüş. Sonra kanun döneminde en üst seviyelere ulaşmış. Kanunun vefatından sonra vefatı uzun sürede yaşamış ve eserinde kanun döneminde 1560'lar civarında yazmış Selim'le ilgili olan bilgileri orada veriyor. Onun anlattığımı ee, biraz geç bir tarihte kalem almış olmakla beraber dönemin atmosferini de düşünmek lazım tabii bunu değerlendirirken onu o ihtiyat kaydını koyuyorum. Ee, onun e, ifadeleri e, Yeniçerilerin e, aslında e, Yavuz Sultan Selim'in biraz sınır boylarında kazanmış olduğu başarılar sebebiyle ve e, ikinci Bayezid'in yaşlılığı sebebiyle hmm. tahta layık e, en iyi adayı Sultan Selim olduğunu düşündüklerini ifade ediyor. O yüzden Yulus Sultan Selim devran senindir diye şayalar çıktığını söylüyor. Yani bu tabii doğru mudur yanlış mıdır buna bir şey söyleyemeyiz. Çünkü dönemin kaynağında yok ama daha sonraki dönemde Yulus yani Sultan Selim'in aslında o dönemde değil de daha sonraki gelişmelerin ışığı altında herkesin gözünü ona çevirdiğini göreceğiz. Belki ondan bahsederiz. Özellikle de bu şahkul Baba Teker isyanı var. Safivilerin çok daha baskıları var. Şehzade Ahmet'in bunu önleyememesi var. Ve bütün bu kargaşa içerisinde de selamet devleti çıkaracak olan tek şehzade olarak babasına asi olmasına rağmen, babasının emrini dinlememesine rağmen e, Selim gözüküyor. Selim gözüküyor. Evet. Hocam yaşları kaçtı? E, i̇kinci Beyazıt çünkü e, geç tahtı, devri, yani tahta isteyerek belki devretmedi de onu da detaylandıracağız tabii. Onların yaşları da bir hayli büyüktü Yavuz Sultan Selim'in şehzadesinin korktu. Tabii Yavuz, şehzadenin, tabii, tabii. nihayetinde 8 sene sonra vefatı vuku buldu. İşte 40'lı yaşlarda aşağı yukarı 49 evet. yaşında zamanı hafızamda hep tahta geçemiyordu. tabii yaşı ileri vaziyette. Hı -hı. Diğer oğulları da öyle. Abileri çünkü e, Ahmet Korkut abisi ondan büyükler her biri. Yani her biri bir, bir dönem için babalarının vefatını bekliyor yani netice itibariyle ikbal önlerinde açılsın diye yaşlılık hali geldiği zaman her an bu olabilir bu durum. Herkes evet. gardını alıyor. Aşağı yukarı 10 yıl önce herkes gardını almış gibi gözüküyor bir taraftan ve onu yapabilmek amacıyla da mesela derhal e, devlet içerisinde bir a şebeke kendi taraftarlarında bir şebeke kuruyorlar. Ve dolayısıyla onlara sürekli şekilde bir haberleşme var. Hı. Çünkü onlar da e, yaşlı sultan vefat edecek Peki biz hangi şehirlerde yatırım yapalım değil mi? Bu da önemli bir şey. O yüzden bir kısmı Ahmet'i destekliyor. Çok az bir kısmı Selim'in taraftarı gibi gözüküyor ama Ahmet'i destekleyenler çok daha fazla. Ulema'dan var, vezirlerden var çünkü o ön planda gözüküyor. Fakat olaylar girip dayanıp hiçbir şansı olmayan Selim'in üzerinde sonra hiçbir temel Hiçbir şansı gülecek. olmayan. Tabii yoktu. Yoktu. Onun üzerine temel Çünkü şansı olmadığı için babasını asi olup ee, kefe'ye gidecek, yani, onu bırakacaktır. Başka çare yok. Ahmet neden destekleniyordu o dönem? Ahmet hem büyük şehzade, hem önemli bir ağ kurmuş içeride. Vezir azamlar var, diğer vezirler var, hepsi onu destekliyorlar. E, Amasya'da önemli bir yerde ve dolayısıyla de onun şansı yüksek görünüyor hem de ilk şehzade yani büyük şehzade olması hasebiyle. E, Yavuzhan Selim'in sancağı ile Amasya sancağı yakın sanacaklar. O dönemde kardeşler arasında bir rekabet başladı. Yavuzhan Selim bunu bildiği için o da yeni bir oyunu başlatacaktır. Yani bir strateji başlatacaktır. O da Sult oğlu üzerinden yani Sultan Süleyman üzerinden yapacak bu stratejiyi. Çünkü oğlu 1505'te e, zannediyorum hatırımda yanlış kalmamalıysa sünnet merasiminden sonra e, sünnetle aşağı yukarı 9-10 yaşlarında oluyor yani çok erken sünnet yetmiyorlar çocukları. E, ondan sonra e, sancağa çıkma hakkı kazanıyor şehzadeler. Hı. Ve oğlu için sancak istiyor. İşte orada oyunu başlatıyor. Şansı yok. Yani bir oyun başlatıyor bunlara başarılı olacak. Ha Bu dediğim şeyler e, minyatürler. minyatürler evet. Gerçeği en çok yansıtan e, bunlar, evet. en yakın e, aşağı gerçeği. Yukarı, evet bunlardır. Minyatürler mi? Evet. O, ve böyle bir oyun başlatıyor. Onda Sultan Süleyman var devrede yani oğlu Şehzade Süleyman var. Onun üzerinden ona sancak istiyor. Hı. Ee, önce biraz neresi verilecek? Önce kendisinin e, yeni bir güç kazanabileceği yakın bir alan, mücavir bir alan düşünmüş efendim. E, ama Şehzade Müddetman şiddete karşı çıkıyor. Diyor ki asla bana beni, benim sınırıma yakın bir yerde sancak verilemez diyor. Baskı yapıyor ve tekimde verilmiyor hakikaten. Sonra şey civarı bu Kürt'ün giriyorsun Şiran bölgesi var. Dağlık bir alandır o bölgeler. Yani oradan bir sancak yapalım. Çünkü Trabzon'a çok yakın o bölgeler. Bunu da Yahudistan Selim kabul etmiyor. Çünkü oradan geliri yok. Burada hiçbir şey olmaz. Yani böyle bir şey ver vermesiniz diyor. Biraz daha aşağı kesinler istiyor. Bu defa Ahmet karşı çıkıyor burası olamaz diye. Ee, böyle bir çekişme var arada. Bu rekabet yani aslında o dönemde başlayan iki kardeş arasındaki saltanat rekabetini de e, iyice artık sivilten bir yani, vaziyet evet. almış. Olay gözüküyor. 30 yıl boyunca Trabzon'da valilik yaptı. 25 yap yıl kadar aşağı yukarı. Yavuz Sultan Selim. Evet, evet şimdi e, tahtı bırakması için babasını acaba tehdit ediyor mu, etmiyor mu siz dediniz? E, artık bir yerde ölümünü bekliyorlardı yani, falan. Biraz öyle. Çünkü Ahmet tahta çıktığı zaman yaşama şansları olmadığını biliyorlar şehzadeler. Yani her biri kendini bir tarafa cepheye çekmek durumunda. Bu oyunu başlatan e, Selim ve onu başlatırken de kendine taraftar toplamak amacıyla yapmış olduğu bir takım şeyler var yani hareketler var. Özellikle kendi bulunduğu bölgedeki bazı mesela Akkoyunlulardan kalma eski Feruşat Bey gibi bu eski Ümera'dan adamlar var yanında. O Çepni Beyleri var daha önceden kalmış ama Osmanlı sistemine entegre olmuş onları toplamış yanına. Sonra Kırım'a gidiyor. Kefe'de yine Kırım Han nezdinde itibarı var anlaşıldığı kadarıyla. Oradan topladıkları var. Kırım Hanı destekler gibi gözüküyor. Kendisini falan. Ve şey şu yani Kırım'a gittiği duyulunca babası tabii emrine uymadığı için oraya gitmesi için ona bir nasihatçi gönderiyor. Sarı Görezi'ye alim, ulema'dan birisi gidiyor. Selim'le konuşuyor. Orada Selim işte e, itibar edilmediğini, Ahmet'in ön plana çıkarıldığını, kendi yapacak bir şey olmadığını, icabese babası görüşmek istediğini, buna asla vazgeçmeyeceğini bu işten, geri dönmeyeceğini, evet. eğer olmazsa da diyor ben buralarda bir yerde bir beylik yaparım, bir Ukrayna bölgesi falan Kırım'ın üst kesimlerde bana burayı verin, burada ben kendi başıma hareket edeyim. Veya bana şeye göndersinler, işte Macar hududuna göndersinler, orada işte falan Ona kalayım. Böyle ediyor. şeyler söylüyor yani. Ama bu kabul edecek bir şey değil. Çünkü hiçbir zaman bir Osmanlı şehzadesine Rumeli'den sancak verilmedi. Evet. Ama baskılar sonrasında senin bu sancağı ismen de olsa alacak sonra. Hocam motivasyonu neydi peki? Hani bu kadar eğer hiçbir şey olmazsa bana burayı verin orayı verin ben kendi beyliğimi i̇şte gerekirse burayı? Yani bu, Yaşam artık, motivasyonu değildi elbet bu. Yani bir o, varoluş mücadelesi gibi görünüyor açıkçası. Ee, ve e, kendini bu vartadan kurtarmak da istiyor bakıldığında. Şimdi tabi tarihte olanları biz değerlendiriyoruz. Olmayan şey üzerinden konuşmak hani nihayetinde bir fikir jimnastiği olur ama doğru veya yanlış bir şey olmaz. E, ama mesela Şehzade Ahmet eğer anlaşıldığı üzere tahta çıkmış olsaydı durum ne olurdu diye düşünmek lazım. E, kefe'de e, bölgesinde bulunan bir Selim var çok güçlü. Ahmet tahta yani çok karışık bir ortam. Değil mi? Yani dolayısıyla da mücadele çok keskinleşmiş olabilirdi e, bu anlamda. E, sonucu neye vardı bilmiyoruz. O yüzden Selim'in önünde bir alternatifi yok, şansı yok daha doğrusu. Hı. Bu şansı taht için kullanmaya çalıştı sonuna kadar. Yani babasıyla çok ısrarla görüşmek istemesinin altına yeten bir sebep bu. Ve anlaşıldığı kadarıyla da e, işte yani bazen şans her zaman e, böyle e, günlerde o fırsatları iyi kullanmak lazım. O sırada patlak veren bir Şah Kulu Baba Tekeli isyanı var ki müthiş bir isyan. Ee, Antalya bölgesinde çıktı 1509 civarında. Ee, ve e, işte o dönemde hicri işte 10. yüzyıl geldi artık yani e, kıyamet alametleri belirdi. İşte Mehdi'yim falan ben diyor. Zaten Şah İsmail de ortaya çıktığı zaman bu e, anlamda bu kıyametçi bakışlarla e, beslenerek e, işte Allah'ın yeryüzündeki gölgesiyim ben masarıyım falan Böyle bu argümanları kullanarak etrafını adamlar topladı. Aynı şeyi biz Şahkulu Baba Tekeli'de de görüyoruz. Yani ben Şahkulu Baba Tekeli isyanı, evet e, o dönemdeki tekkeler ve Erdebil Tekkesi'nin bir bağı var ama ondan bağımsız hareket ettiğini düşünüyorum şahsen. Bu benim kendi fikrim. E, dolayısıyla o da aynı şekilde ortaya çıktı. Çünkü bu e, şeyler yani kıyametçi bakış diyelim daha doğrusu. Gerçekten 10. yüzyılın artık son asır olduğunu düşünüyorlardı. E, Sultan Süleyman döneminde de bu hava var aslında bakıldığında. Çünkü ne olacağı tam belli değil. Öyle bir inanç var. Bu da insanların zihin dünyalarını etkilemiş var. Yani zihniyet tarihi bize çok çalışılmadığı için bunlar söylendiği zaman bazıları bunlara küçümsüyorlar. Halbuki o dönem için bunlar çok yaygın şeyler. Avrupa'da da buna benzer şeyler var. Avrupa'da da hatta İtalya'da da e, bu anlamda işte kıyamet asır geldi falan diye. Sanki böyle bir moda gibi e, bir şey hareket oluyor. Neredeyse bütün o e, e, coğrafyadaki bütün ülkeleri etkileyen bir tarzı var gibi sanki 1496 itibaren başlayan bir süreçtir bu. Çünkü Hicri ile girmiş vaziyette. 1490'lara pardon denk düşüyor aşağı yukarı. Ve ondan sonra da Hicri 900'e başlayacak bir müceddit yani dini yenileyecek birisi. Her 100 yıl başında bir müceddit gelir dini yeniler. Bunlar ulema'dan olur. Aynı zamanda da sultandan da olur. Evet. O yüzden e, bu çerçeve içerisindeki kurgular var. Bunlar zihinlerde yaşıyor. Dolayısıyla İsyanların altında ya sebep ya bahane bir şekilde bunlardan beslendiğini biz anlıyoruz. Evet Peki. Hocam Haber Global Spor yorumcusu Burhan Can Terzi'nin bir sorusu var. Onu da iletmiş olalım. Yeniçeri'nin onu bu kadar sevmesinin sebebi neydi? Torunu Şehzade Mustafa'nın da halk arasında ona benzetildiği gerçekten doğru mu diye evet, sorar sizlere. Doğru. Ee, özellikle e, Yeniçeri arasındaki e, bu şöhretinin yayılması e, bilhassa Trabzon'dayken başladı eğer biz inanırsak söylüyorum bunu tabii. O daha o dönemde başladığında bütün Yeniçerilerin onun başarılarını ile takip ettiklerini ifade ediyor. Muhtemelen e, İstanbul'da olan bu anlamda bir e, bağı da var. İrtibatlar da var. Çünkü Şehzadeler İstanbul'da temsilcileri var anlaşılıyor. Yani adamlar gönderiyorlar çünkü yazışmalarda vesaire de. Alttan İstanbul'da özellikle Yeniçerilerin e, yani birisini benimsemesi çok önemli. Neredeyse iktidar tayin edebilecek bir pozisyonda. Çok önemli bir güç çünkü. Daim bir güç olması sebebiyle. O yüzden onlar nezdinde bir çalışma yapılmış olabilir diye düşünüyoruz. Evet. Dolayısıyla o dönem olan bir yansımaları var. Fakat asıl yeni şeylerin ona dönmeleri özellikle bu Şahkulu Baba Teker isyanının bastırılamaması, güçlükle bastırılması, işte Hadım Ali Paşa en son Şehzade Ahmet dahil başarısız oldular, Bursa'ya kadar geldi. Sonra Yeniçeriler'in desteğiyle Hadım Ali Paşa Şahkulu'nun ve etrafındakileri dağıttı ama kendi hayatını kaybetti ve Ahmet'in Yeniçeriler nezdindeki bütün itibarı yerle yeksan oldu. O yüzden Safivler'e karşı başarılı bir mücadele verecek olan Yavuz Han Selim'e herkes gözünü dikmeye başladı. Yani askerlerin bu tutmaları bir sebebi bu. Hatta anlaşıldığı kadarıyla da o kadar çok taraftar oldu ki yani ikinci Bayezid'in tahttan indirilmesinde de Yeniçerinin çok büyük rolü olduğu düşünülüyor. Pekala. Kemal İpek sorar, bazı kaynaklarda şehzadeliği zamanında Medine'ye gittiği yazıyor. Bu da doğru mudur? Şöyle kısaca bunun da cevabını alalım hocam. Ha, doğru değil çünkü onun Hindistan'a, İran'a, işte derviş kılığında ta Mekke'ye, Medine'ye gittiğine dair rivayetler var. Bunların doğru evet. olduğunu ben şahsen düşünmüyorum. Pekala bunu da böylelikle yalanlamış olduk. Devam edeceğiz yine sorularınızı bekliyorum sosyal medyadan. Hocam şimdi tahtı bırakması için babasını tehdit ettim mi etmedi konuşalım. Bununla birlikte yine rivayet odur ki diyeyim. Babası tahtı bırakırken Selim'e bir beddua eder. Rivayete göre kılıcın keskin ömrün tahtın olsun. kısa olsun diye. Tabii hakkında en fazla menkıbe üretilen padişahların başında geliyor sanırım Yavuz Sultan Selim. Sultan Selim'le alakalı, babasının bu bedduasıyla alakalı literatürde bir netlik var mı? Gerçekten tahttan inmesi için babasını tehdit etti mi Yavuz Sultan? Şimdi babasını tehdit etme hali olduğu vaki değil görünüyor. Yani babasının çünkü yani tahtı kendisine alma yolunda hareket ettiğine dair çok açık bir şey yok. Yani babasına karşı bir tavrı yok. Dediği şey onunla görüşmek talebi ve kendisine işte ordunun başına geçirmesi talebi zaten ikinci Bayezid razı ettiler şundan dolayı işte büyük bir tehdit var Sultan Selim şey geçsin ordunun başına geçsin ve Ahmet de şeye gelmiş o sırada şehzade Ahmet de Üsküdar'a kadar gelmiş ama asker istemediği için gidemiyor İstanbul'a gelemiyor geri çekiliyor herkes Selim'i bekliyor çünkü ve böyle bir durum var ve dolayısıyla kendinden ikinci Bayezid tahtı ona terk ediyor hatta şöyle bir rivayet şey var bilgi var e, Hiçbir Osmanlı padişahı yani sonuna kadar kalır yani ölüm halinde ancak tahtı bırakır. Öyle bir adet yok yani ben tahtı falan bırakayım böyle Bir ikinci muradın oğluna bırakması var ama onun atmosferi çok daha farklı. O bir, gö bir gösteriş şeklindeydi aslında. Böyle bir şey olamaz yani Osmanlı tarihinde böyle bir şey yok taht bırakma diye bir şey. Sonuna kadar kalırlar. O yüzden Selim'in de böyle bir şey isteme durumu yok yani babasına babasından. Ama zımnen olsa böyle bir fikir olabilir ayrı konu. Fakat e, şey ikinci Bayezid buna hala rıza göstermiyor. Onun üzerine paşalar diyorlar ki sultanım bak asker halka döndü. Kendisine karşı muhabbet var. siz eğer çekilmezseniz eteğinizden tutup sizi indirirler. Asker indirir diyor. Selim indirir demiyorlar. Asker Yeni çeri desteğini yani. alarak. tabii. Yeniçeri desteğiyle. Dolayısıyla da de çaresiz kaldığı için de işi şey ayrılıyor. Oğlu, oğluyla görüşüyor ve Dimatoka'ya e doğru işte onun son günlerini geçireceği oraya doğru Yola çıkıyor yani ayrılıyor. Selim de Yeniçerilere görülmeden sarayına gidiyor. Hocam oradaki hikaye doğru mu peki? İkinci e, Beyazıt Edirne'nin biraz dışındaki sarayına giderken tahtı bıraktığı esnada Sultan Selim'le birlikte at üstünde gidiyor. Sultan Selim tabii yürüyerek atın yularını tutarak babasını Edirne'ye kadar götürüyor. Yok Edirne'ye götürmüyor. İstanbul' çıkışına kadar geliyorlar, görüşüyorlar. Evet. Yeni Bahçeliye bir yer var. E, bugün nereye denk düşüyor. Edirne kapı civarında bir yere denk düşüyor. Veya işte bugünkü e, zannediyorum ki Yavuzhan Selim Camii'nin bulunduğu mahalle denk düşüyormuş galiba şimdi tam yeri o lokalizasyonu orada. Orada çadırlarını kurmuş vaziyetler. E, orada baba oğul görüşüyorlar ama onu dışarıya kadar eşlik ediyor ama oraya kadar gitmiyor. Zaten oraya ulaşmadan Havza civarı galiba e, o vefatı orada vuku bulacaktır. Evet. Edirne'ye gidemiyor, ulaşamıyor ikinci e, Bayezid. Vefatı zaten orada bulucu orada olacak. Ee, o sırada Korkut da şeyde İstanbul'da Korkut'la at üzerinde kardeşiyle görüşüyorlar. Evet. Babasını yürüyerek atla oraya uğurluyor. Yol, sonra at üstünde Korkut, dönüyor İstanbul'da. Kardeşler giriyor. Korkut'la da görüşüyor. Ee, i̇ki kardeş birbirlerine şey yapıyorlar işte orada. E, Korkut da kardeşinin hükümdarlığını bir ölçüde tanıyor. Onunla anlaşıyorlar ve kendisi zaten Yeniçeriler yanına gelmiş vaziyette Korkut. Yeniçeriler çok seviyorlar Korkut'u aslında. Fakat ee, onun bu anlamda böyle hükümdar olamayacağını düşünüyorlar. Çünkü Korkut gerçekten çok sanatkar, yazıya önem veren bir alim tavrı olan bir hatta belki de e, eseri olan tek e, Osmanlı Hanedanı mensubu. iki tane çok mu güzel Arapça kaleme almış olduğu bir e, e, eseri var. Dini ilimlere dair çok enteresan, çok iyi gelişmiş bir şehzade kendisi aynı zamanda. E, onun yerine onu nazik bir şekilde reddedip, Selim'e şans verdiklerini ifade ederek ona herhangi bir vaatta bulunamıyorlar. Bulunmadığı zaman da kardeşiyle anlaşıyor ve tekrar kendi sancağına dönecektir Korkut. En fazla sor gelen sorulardan biri, tabii birçok izleyicimiz de bunu sormuş. Sultan Selim babasını zehirledi mi? Evet, bu rivayetler çok çıktı. Hani Demin siz sordunuz işte bu mesele dolayısıyla tahttan indirilme meselesi gündeme geldiği zaman Selim'in bir şeye babasının bir bu anlamda ona tarizi var işte ömrünüz işte kısa olsun falan gibi hatta Selimler diye daha da genelleştiriliyor bunlar gerçekten bakıldığında Selim 8 yıl kadar tahta kaldı. Enteresan şey ikinci Selim de 8 yıl kadar kalacaktır. Üçüncüsünde feci bir akıbet bekliyor biliyorsunuz. Üçüncü Selim de malum katledildi. Yani e, Selim e, ünvanlı sultanların akıbeti pek <laughs> hayırlı olmadı gibi gözüküyor. Neyse ama bir, bir şey, tesadüf de olabilir bu ayrı bir konu. Buna bir şey söylenemez, öğrenemeyebilir. Ama şu var, e, o rivayetlerin özellikle e, kanun döneminde Şehzade Mustafa olayı ve e, Bayezid'le, Şehzade Bayezid'le Şehzade Selim arasındaki mücadele sırasında ki kanuni hayırlı yaşlıydı o sıralarda o dönemlerde patladığını düşünüyoruz şahsen. Yani tahttan inme meselesi, ikinci Bayezid'in durumu Kanuni Sultan Süleyman için geçerli gibi görünüyor. Oğullar arasındaki rekabet başlamış ve o atmosfer herkes arasında yayılmış vaziyette. O atmosferin ağırlığı ve tartışmalar var anlaşıldığı kadarıyla. İşte o tartışmaların ışığı altında yazanlar var. Bu yazanlar bunları biraz şey yapmışlar, hani anlatıyorlar. Evliya Çelebi bunlar çok yaygın. Evliya Çelebi bu rivayetlerin tamamını işte o yazdığı malum seyahat namesinde işte benim hani size söyledim bir alternatif Selim projesi ortaya koydu. Hem zehirlenme olayını hem de e, şeyin ikinci Bayezid'in Selim'e yapmış olduğu bu bedduayı orada e, birkaç defa vurguluyor. Tabii Çelebi'den doğma diyorsunuz. Evliya Çelebi yaygınlaşıyor sonra bu bilgi. E, o şekilde devam ediyor ama Dediğim gibi yani o 6. yüzyılda da bir tartışma var. Çok önemli aslında. Cezali Mustafa Çelebi o yazarken, Selim Namesi'ni yazarken, Selim'le alakalı onu müdafaa etmek için yazdı onu. Aradan epey zaman geçtikten sonra ta 1560'larda, 1540 yıl kadar Kraliçe ölümünden kaleme aldığı bir eser. Niye bu dönemde eserini kaleme aldı? Anlaşıldığı kadarıyla işte tam da bu ikinci şeyin Sultan Süleyman'ın yaşlılık dönemi Oğullar arasında tahtına yönelik olan efendim teşebbüsleri var. İşte Şehzade Mustafa olayı 1553-54'te ardından 58, 59'da iki kardeşin mücadelesi ve bu ortam içerisinde de ikinci Bayezid bir ölçüde Kanuni Sultan Süleyman'a örnek gösteriyor. Bak baban ikinci Bayezid'i yani kendi babasının dedeni nasıl tahta indirdi. senin akıbetinde bu olabilir. O yüzden yani oğullarını ki Mustafa'ya karşı sert ol davranması ve diğer oğullarını tamamen ortadan kaldırmasının altında biraz da bu travma yatıyor. O, evet. Peki. Hocam şimdi Şahkulu isyanı Yavuz'u Türkmen düşmanı mı yaptı diye bir soru geldi. Ardından meşhur şiir Yavuz sefer sırasında Türkmen kızına maaşık oldu. Tek eşli yaşayan Selim ...bir aşk hikayesi var mı diye de... ...soru arasında nereden, onları nereden? konuşacağız. Peki, sonra Onlara zamanımız var. Biraz daha ilerleyen zamanlarda. Eğer kardeşi Korkut'u öldürmeseydi... birazcık aşmak istiyorum. tabi ihtimaller üzerine tarih evet, elbette evet. konuşulmaz ancak... ...mesela çaldırana girebilir miydi? Eğer Korkut da yaşıyor olsaydı? Hani sanat ruhuna itafen belki eğer başlasaydı onu diyelim. Yani zor şimdi bir seferi arkasında bir hanedan mesul bırakarak gitmek çok tehlikeli bir şey olabilir. E, fakat tabii orduyu da aldıkları için genellikle Yeniçerileri de yani merkez ordusu çok güçlü. Onu da alıp yanına götürüyorlar. O yüzden hani e, oğullarını vekil olarak bırakıyor. Gittiği bütün seferlerde iki tane büyük seferi var zaten. Oğlu Süleyman'ı e, arkada yani Rumeli'den gelebilecek bir tehdide karşı Edirne'de bıraktı. İkisinde de. E, bu zaten alışılmış olan bir şey. Çünkü kendinden sonra zaten geçecek tahta geçecek olan bir oğlu var. Başka kimse yok. Fakat kendi tahtına rakip olabilecek başka bir haneyi asla istemezler. Yani böyle bir adet yok. O yüzden onları tamamen kendi çoluğu çocuğuyla ortadan kaldırdılar. Bu, Hatta bu, şöyle bir şey var. Yani. Devletin bekası için bertaraf etmeye mecbur kaldı. Bu, Pek bu, korktu bu anlayış, devletçi anlayış çok mühim yani bir ölçüde. Bu nihayetinde ben onu söylüyorum. Biz biraz romantik bakıyoruz tarihe, bakabiliriz. Bizim için çok bu güç bir şey. Yani anlaşılması da kolay bir şey değil. Evet. Fakat o dönem için bunlar böyle algılanmamalı. Belki kardeşler birbirini görmüyordu bile yani. ...biraz böyle bir durum var. Bir, 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 çoğu aynı anneden değil zaten. Tabii hocam 30 aralarında yıl boyunca Trabzon'da... valilik yapmış. Birbirini görmüyor orada orada tabii, falan. Oraya. Böyle haller de var. Yani aralarında tabii ki ilişkiler var. Mektuplaşmalar zaman zaman... olduğunu biliyoruz. Kardeşler arasında... ...abi kardeş ilişkileri vesaire var. Fakat bir de bunu düşünmek lazım. Ama iktidar değindiği zaman... ...devletin bekası açısından... ...gerçekten bu devletçi düşünce... ...çok hakim bir şekilde... zihinlerinde var. Çünkü bir e, taht rekabetinin nelere mal olacağı örnekleri var daha önceden. Fethet dönemi. Fethet döneminde bütün kardeşler birbirine girdiler ve devlet küçüldü. Neredeyse yok olmanın eşine gelmişti. Bir daha bu travmayı yaşamak istemiyorlar yani. E Sultan, Fatih Sultan Mehmet'in hani o meşhur kardeş katliyle alakalı cevaz verilebileceği, yani cevaz verdiği değil, verilebileceği yolundaki o, çünkü orada bir nüansı var dikkat etmek lazım ama O kanun maddesi bundan sonrakiler için en azından bir yol gösterici oldu. Zaten şuna bakmak lazım. Osmanlı hanedanı uzun süre yaşayan bir hanedan. 600 yıl kadar ayakta kaldı. Ama baktığınızda hiçbir Türk ve Müslüman devletinin bu kadar uzun süre tek hanedana dayalı olarak ömrünü tamamlamadığını da göreceksiniz. Akkoyunlar, Safaviler, Karakoyunlar, Selçuklular hatta daha erkeğe gidin. Hepsinin hep topu ömrü birisinin 150 yıl, diğerinin 200 yıl, diğerinin 300 yıl, o kadar. Evet. Ve ne oldu? Hep parçalanarak yok oldular. Nasıl parçalandılar? Kardeşlerle kardeşler, babalarla oğullar birbirleriyle sürekli mücadele içerisinde devleti eritip gittiler. Timur büyük bir imparatorluk kurdu değil mi? Büyük bir imparatorluk kurdu gerçekten. Muazzam bir imparatorluk. Ne oldu Timur'dan sonra? Paramparça oldu oğulları döneminde. Şahruh biraz tutmaya çalıştı. Timur'dan esame kalmadı. Onun evet. gibi yani Osmanlıların bu anlamda buna bir çözüm buldukları acı da olsa buldukları bir durum söz konusu gibi görünüyor. Yine rivayet olur ki <laughs> Yavuz Sultan Selim Han e, Korkut öldükten sonra cenazesinin başına gidip ey kardeşim ne sen böyle yapsaydın ne de ben böyle yapmak mecburiyetinde kalsaydım der bazı tarihçilerimize göre. Evet böyle dedi mi bilmiyorum ama yani Korkut'un ölümünden dolayı üzüntü duyduğuna dair kayıtlar var ama yapacak bir şey yok nihayetinde. E, ve onu biraz şey yapmış, nasıl söyleyeyim, ee, biraz tuzağa düşürmüş gibi sanki şöyle mektup yazıyor ki hani saltanata gözü var mı yok mu çünkü söz verdi. Korkut'a mı? Korkut, Korkut da biraz böyle sanki ona yönelik bir şeyler yazınca hakkında ki şüpheleri çok artıyor. Keşke öyle yazmasaydı. O çerçeve içerisinde <laughs> takibata uğrayıp Manisa civarında falan. Evet. evet. Hocam tahta, tahta geçtikten sonra ilk icraatı ne oldu Yavuz'un? Tabii ilk icraatı e, malum yani öncelikle e, bu e, İsmail meselesi var zaten en acil durum bu. Zaten tahta çıkışının oluşturan şartlar da tehdidi oldu. Bu Böyle bakmak lazım. O oluşan olaylar onu tahta e, çıkmasına vesile oldu. O yüzden e, bunun takibatı e, söz konusu. İlk e, tahta çıktıktan sonra tabii e, iki kardeşiyle çünkü böyle bir mücadeleye gireceğiniz zaman arkada güçlü bir hanedan mensubu bırakmazsınız. Bırakamazsınız yani arkada. O yüzden onların bertarafı gerekiyor. Ee, önce Korkut sonra Ahmet. Ahmet de savaşarak onu bertaraf etti, yakaladı ve ortadan kaldırdı çocuk çocuğuyla. Korkut daha önce ortadan kaldırdı ve ondan sonra safeviler üzerine o malum çaldıranla sonuçlanacak olan seferini icra etti. Evet, bu. Yani büyük bir tehdit var çünkü açıkçası Anadolu'da büyük bir kaynaşma var hala. Ve işte yeni bir sultan başa geçmiş, iki sultan vefatı hukuku bulmuş, o karışıkların ne gelmesi lazım, kardeşlerinin peşinde biraz uğraştı falan onları bertaraf etti. Ardından da o büyük tehlikeyi kendi sınırlarından daha öteye atmak istedi. Ve evet. e, onu da çaldırandaki bir hesaplaşmayla e, nispeten başardı. Şimdi soru başlıkları arasında Selahattin Bey sormuş. Sefaviler ile mücadelesi bir nebze anlayabiliyoruz bu mücadeleyi. Peki Sünni Türk memleketlerle evet. neden savaştı diye sormuş. Bunları evet. da konuşacağız. Tabii tabii. E, reklama gitmeden önce biraz daha açmak istiyorum. Yavuz özelinde kalalım. Evet. Mesela içeride neyi değiştirdi hocam Osmanlı'da yapısal olarak? Çünkü o dönem rüşvetler falan da bir hayli artmış durumdaydı. Yavuz Sultan Selim'in buna müdahalesi oldu mu? Şöyle zaten yani rüşvet dediğim şey zaten her dönemde olan bir şeydir aşağı yukarı. Ya. Bundan pek kaçırmak mümkün olmayabilir. Bazen fazla aşır olur, bazen daha az olur falan ama yani o dönemde bazı hususlar var. Bunlara da rüşvet diyorlar. Onlar tabii o tabii olan bir şey. Hediyeleşme geleneği var çok yaygın bir şekilde. Hatta hediyeleşme geleneği ve bu şekilde olan hareketler de bizim kaynaklarda da rüşvet diye geçer. Rüşvet bizim aldığımız zaman da rüşvet değil oradaki rüşvet onu söyleyeyim. Oradaki farklı bir anlam kazanıyor. Neyse bu ayrı bir tartışma mevzu. Ama tahta çıktıktan sonraki ilk işi tabii ki askeri organize etmek ve onları ha harekete geçirmek oldu. Etrafında e, hem Trabzon'dan getirdiği, hem Kefeden dayandığı, hem aynı zamanda da e, bu e, Rumeli bölgesinden e, getirmiş olduğu şeyler var. Sipahiler vesaire var. Kendi adamları var yani. Bunları zaman içerisinde muhtemelen yanında tuttu bir bölümünü. Bir ekibi vardı anlaşıldığı kadarıyla ama ya o Sultan Selim böyle hani o ekipleri sürekli şekilde öyle yerde tutacak bir insan değil. Yani duruma göre hareket edecek ve özellikle de orada Mustafa Paşa'yı galiba onun katledildikten sonraki de bütün vezirlerin üzerinde de hakimiyetini kurdu ve kendi adamlarının oluşan ekiple beraber bu işleri yavaş yavaş halletmeye başladı. Bu mühim bir nokta. Ee, ve çok böyle yapısal dediğimiz tarza saray dönüşüm mı? bu pek yok. Fakat yani o saltanat dönemi boyunca bakıldığında çünkü ömrü hep seferlerle geçti. Ee, bir, bir buçuk yıl ve daha fazla belki şeyde e, İran hududunda e, iki yıl kadar belki şeyde e, ne bileyim işte Mısır'da e, kaldı. Ya yani zaten 8 yıllık bir saltanatı var evet, yani falan. Bu esile buna fırsat bulamadı ama o dönem için yaptığı en önemli şeylerden bir tanesi denizciliğe önem vermiş olması. Yani tersanenin inşası, o dönemde donanmanın kuvvetlendirilmeye çalışılması gibi faaliyetleri var. Orada da hedefinin Rodos olduğu düşünülüyor. Onun hazırlıkları olarak ifade ediliyor. Aynı zamanda da Mısır seferi sırasında da donanmanın destek verebilmesi amacıyla da bu faaliyetleri yaptığına dair kayıtlar var şu anda elimizde. Ama onun dışında böyle bir çok bürokratik anlamda çok büyük bir değişim pek yok yani. Pekala. Şimdi ufak bir reklam arası vereceğiz. Reklamın ardından soracağım. geçilemez sanılan Çina, Sina çölünü, amansız çölü nasıl geçti diyeceğiz. Türkmen kızı hadisesinde, menkıbesinde soracağım hocama. Daha sonra Şah İsmail özelinde konuşacağız. Birçok konu başlığımız var. Ufak bir ara verelim. Evet efendim sıradışı gündeme kaldığımız yerden devam ediyoruz. 8 yıllık ömrüne 80 yıllık zaferler sığdıran Yavuz Sultan Selim Han'ı konuşuyoruz. Ferudun Emecan hocamızla birlikte. Hocam son reklama gitmeden önce tahta çıktıktan sonraki ilk seferini konuşmaya başlamıştık. 1514 yılında ordusuyla İran'a sefere çıkıyor Yavuz Sultan Selim ve Şah İsmail'e doğru sefere çıktığını ordu dahil kimse bilmiyor. Bu nedendir mesela? şimdi şöyle bir nasıl söyleyeyim adet vardır. Genellikle bazı sultanlar sefere çıktıklarını kimseye söylemezler diye. Yani nereye çıktı kimseye. Doğuya doğru gidiyor ama nereye gidecek belli değil. Hazırlıklar yapılmış. Niyâetine geçecek yollar belli ama nereye gidecek acaba? Memlükler üzerine mi yürüyecek? Safiyeler üzerine mi gelecek? Fatih'im o çok söylerler son sefer nereye icra ettiği konusunda. Aynı şey onun için de mi geçerli? Fakat şöyle de bir durum var. Aa, onun e, safhebeler üzerine yürüyeceği zaten kesin bir şey o dönem. Başka bir şey yok çünkü çok ciddi tehditler var. Herkes biliyor aslında ne olduğunu. Yani bunun saklanacak bir tarafı yok normalde. Bilemiyorum yani öyle bir e, şey de yok, bilgi de yok benim e, anladığım kadarıyla. E, safhebeler üzerine yürümesi zaten gerekli olan bir şeydi. Zaten o şekilde tahta çıkmasının da e, asıl altında yatan ana sebep de buydu zaten. Yani onun ancak bu tehlikeyi bertaraf edeceği düşüncesi hem asker arasında hem ulema arasında yaygındı yani. O yüzden ulema da zaten onu bu sefere teşvik ediyordu. Çünkü bu anlamda dini anlamda çok büyük bir efendim tehlike olarak görüyorlardı Şeyh İsmail hareketini. Taban kayboluyor, tabanı çekiyorlar ve Osmanlı'lara karşı alternatif bir idare ortaya çıktı. Bu sadece dini tezahür anlamında değil, aynı zamanda da Osmanlı sistemine e, e, yönelik olan bir şeydi. Neden bunu söylüyorum? Şundan tıpkı Ak gibi e Şah İsmail'in de etrafında e, büyük Türkmen boyları var. kitleleri var ki bunların çoğu zaten Anadolu'dan gitmeler. Ustaşlular var. Ne bileyim işte e, diğer e, boylar var A, bu Karaman bölgesinde olan e, şeyler. E, büyük boylar var hep Çepni mesela yani onlar. Bunların büyük bir Anadolu'na gitme. Aslında Ustaşcı Muhammed Han var mesela. Şah İsmail daha küçükken asıl her şeyi döndüren o, çekip çeviren o daha doğrusu. Hı. Onayacağız. Çünkü 13 yaşında, 14 yaşında çocuk ne yapabilir ki? O etrafındaki bu gruplar mühim. İşte yani şey etraf bu ve bir ölçüde Anadolu'daki bu şeyler vardır. Bu mahalli güçler var. Karaman bölgesinde olsun, Dulkadır bölgesinde olsun. Osmanlı İdaresi geldiği zaman ne yapacaktır? Osmanlı İdaresi vergi koyuyor. Yani tahrir dediğimiz bir sistem var. Bütün konar göçer yapıdaki grupları vergi bağlarıyla bağlamaya çalışıyor bir taraftan ve bundan da çok rahatsız olan kitleler var. İkinci önemli problemlerden bir tanesi de bunlar pek dillendirilmez. yerli bazı sipahilerin elindeki timar alınmış vaziyette. Bunlar da bundan dolayı çok büyük rahatsızlık duyuyorlar. O yüzden bu timarlı sipahiler vakitle daha önceki dönemden kalma timarlı sipahiler Karaman'da var, Lukadır bölgesinde var. Bunlar ve gayrimemnun zümreler e, şeye doğru Şah İsmail dur akmaya başlıyor çünkü öyle bir rivayet var oraya giden şah olurmuş şaha giden şah olurmuş yani e, devletlenirmiş. niye çünkü hmm. etrafında e, Türkmen boylarının e, katılımı ile oluşan bir yapı var ama Osmanlı idaresi merkezi bir yapıya sahip Dolayısıyla Osmanlılara karşı alternatif bir idare var Osmanlılar bunu aşmışlar vaktiyle aynı şekilde yani bir konfederasyon yapıdan Osmanlılar merkezi yapıya geçmişler zaten devleti kurtaran da bu olmuş e, bu anlamda. Ama koyunlar ve Safeviler e, Türkmenlere dayalı bir deve sistemi, o boş sisteme dayalı deve sistemi içerisinde onları han yaparak işte hanı hanan diye e, değişik bölgelerde görlendirmek suretiyle onların mahalli güçlerini yerinde tutmuşlar. Yani merkezin dışında güçlü e, şeyler var yani oluşumlar olmuş. Evet. En büyük fark bu aslında bakıldığında. Çünkü bir Osmanlı beyleri bir direkt efendim merkeze bağlı, sultana bağlı ama orada öyle bir durum pek değil. İcab ederse e, şaha karşı başka komplolar için olabilirler falan. Yani yapı farklı yapılar. Şimdi böyle bir yapıdan oraya doğru gidişler var. Bu çok mühim bir şey. Dolayısıyla Osmanlılar bunu kendileri için çok büyük bir tehlike olarak görüyorlar bu yapıya. Devletlerin ana yapıları sistemi itibariyle. Bir de işin malum mezhebi tarafı var. Çünkü giderek biraz bu anlamda yani İslam'ın koruyuculuğu vasfını ön plana çıkararak kendileri dini temayüller açısından büyük bir tehlike olarak bunun mutlaka bertaraf edilmesi gereken bir durumu gösterdiğini ifade edeceklerdir. Hocam şimdi haritada görüyoruz biz batıya olan seferler doğuya doğru kaymış. Bunun nedeni bu mezhepsel kaygılar mı? Şimdi bu tehlike var. Yani mezhepsel demeyelim. Tabii bunun altında başka ekonomik demin dediğim bir takım başka faktörler de var. Nihayetinde dini zıtlaşmaların da bu etkisi şüphesiz ki var. Bunu da ifade edelim. O da işin görünür yanını teşkil ediyor ama bunun altında başka derin e, Sebepler de söz konusu e, Dolayısıyla bütün bunların bileşkesi gibi düşünmek lazım Batıda henüz daha o kadar yani e, Osmanlı'ları oraya yönlendir yönlendirebilecek bir gelişme söz konusu değil Macarlar var onlarla anlaşmışlar zaten bir problem yok yani o yüzden e, bu ortam içerisinde gözünü tamamıyla e, doğuya doğru çevirdi yavusan seni ve en büyük tehlike Çünkü yani nihayetinde e, Balkanlardaki durum sakin, e, Macar odunda doğru gidecekti vesaire falan. Orada Macar'la olan münasebetler e, söz konusu olabilir. E, ama o hareketlenmeler işte bir takım e, Papa'nın e, işte bir yeni bir haç sefer düzenleme vesaire o gibi e, faaliyetleri var ama bunlar gerçekleşebilecek e, şeyler gibi gözükmüyor. E, zaten tahta çıktıktan sonra da anlaşmalar yaptı. E, elçiler geldi Batı'dan, değişik devletlerden. Hı hı. Orası arkasını sağlam aldıktan sonra da Asıl ana hedefine doğru odaklandı. Bütün amacı aslında Sultan Selim benim anladığım kadarıyla yani İslam topluluğu içerisinde aykırı gördükleri bu büyük cümleyi ortadan kaldırmak. Öyle anlaşılıyor yani. Bunu takip etti. Hatta yine benim kanaatime göre ikinci çıktığım Mısır Seferi'nin de sebebi buydu. Seferler üzerine çıktı aslında. Fakat gelişmeler birdenbire onu Memlük Sultandan doğru yönlendirecektir. Evet bunu da detaylandıralım. Hocam Çaldıran'da ordular arası denge nasıldı? Ee, şimdi ordular arasındaki sayı itibariyle e, yani daha çok Türkmen taktiklerine dayalı Safevi e, sistemi bir de daha oturmuş işte bir tarafta sipahiler ama asıl gücü e, merkezde ateşli silahlarla mücehhez bir şekilde top ve tüfeklerle mücehhez dönemin e, modern dediğimiz e, ordu sistemine sahip Osmanlılar. Bunların karşısında anlaşıldığı kadarıyla Artık o klasik şekilde çarpışan Türkmen süvarilerin hiçbir şansı yok. Bunun örneğini 1500 1473'te bir Savaşı'nda Osmanlılar gayet iyi bildiler. Çünkü orada da bu Türkmen güçlerini çok rahat bir şekilde bertaraf ettiler o şeyleriyle. Kendi ana savaş, yeni savaş sistemleriyle. Burada da öyle. Orada da etkili bir şekilde bu araba dediğimiz, araba kale şeyler var. Yürür arabalar ve onun üzerinde silahlar. Var. Bunlara Wagenburg diyorlar. E, arabaları çatıyorlar. Arkadan tüfeklerle ateşler var vesaire. Yani o e, sistemi o dönemin en e, e, gelişmiş e, sistemini Osmanlılar burada kullanıyorlar. Zaten e, Çaldıran'da da o kadar çok büyük bir e, uzun bir savaş olmadı. E, karşı tarafı çok çabuk bir şekilde dağıtılar top ve tüfek ateşiyle. Çünkü o, o top ve tüfek ateşinin ne karşı o sarı bir şey, gürültü. Atlar ürküyor. Yani Osmanlı atları, develeri alışık buna. Ama karşı tarafı buna alışık olmadıkları için atları zaten baş edemiyorsunuz, tutamıyorsunuz şeyden dolayı. O gürültüden dolayı at ürküp geriye doğru dönüyor. O yüzden bütün bu faktörlerle beraber orada yani hatta en son gerçekten şah İsmail kendisi bizzat o şeyin başına geçti, grubun başına geçti. Sultan Selim'in çadırını hedeflemişti. O, bir saldırı düzenledi. Fakat çadırlar arasına girince atları ayağa şeye, iplere takılarak e, orada başarılı zincirlerle girilmiş vakitte kurunduğu için alan orayı geçemediler. Orada hatta attan düştü. Neredeyse esir düşecekti. Birisi dedi ki ben şahım diye. Onu, onu kadar O kendi atına binerek evet, kendisine çok benzer kendini kurtardı. Benzeyen birisine kendini kurtarmış evet. oldu. Ama bütün e, şeyleri ağırlıkları hatta şey çoluk çocuk kadınlar da var. Türkmenler genelde kadınlarla çoluk çocukla gelirler. Savaşı arkada onlar takip ediyor. Onların çoğu hep esir düştü sonra. Ne var ne yoksa. Evet. Sultan bir... Selim'in teknolojiye ilgisi de ilgisiyle de bilinir. Arapça, Farsça, Latince, İtalyanca biliyor. O dönemin kaynaklarını takip ediyor. Şöyle. E... Ve dünyanın en gelişmiş top sektörü de o zamanlar Osmanlı'da. Şimdi Şöyle. Şimdi bu top teknolojisi zaten hani çok böyle nasıl söyleyeyim çok farklılık yok normalde e, o dönem için. Nihayetinde e, belli kalibrede toplar var. E, o topların e, bilhassa süratli bir şekilde intikale dön e, önemli. E, ona göre çünkü şey yapacaksınız. Buradaki Osmanlıların en büyük e, özellikleri yani daha doğrusu katkıları e, büyük topların o e, yüksek tekerleklerle kundaklamalarıdır. Bu kundaklama ile beraber topları çok daha rahat hareket ettirme şansına sahip olursunuz savaş teknikler Bunu söylerler. Bir de araba çatma sistemi, Wagenburg dediğimiz sistem. Bu Macarlar daha önce bunu uyguluyorlardı. Ondan önce Çekler uyguladılar. Osmanlılar 2. Murat dönemi itibaren aynı, aynı sistemi aldılar ve kendi ordularını bir parçası haline getirdiler. Yeniçeriler zaten e, tüfekli ilk yani düzenli tüfekli askerdir Yeniçeriler. Dünya tarihinde de bu önemli bir e, şeydir. Yani e, değişimdir doğrusu Osmanlıların için. E, ondan önce yok böyle bir şey. Avrupa'da tüfekli askerler var ama onlar genellikle köylüler kullanır tüfekleri. E, Asilzade sınıfı süvaridir e, aşağı yukarı. Pek tüfek kullanmazlar. E, köylüler de işte e, yani öylesine atış ediyorlar. Ama Osmanlı çok düzenli sisteme, atış sistemine sahipler. Çünkü geniş şeyler profesyonel asker oldukları için e, vakti vaktiyle piyade, okçu askerler şimdi tüfekli asker haline geldi ve e, yeni bir atış tak taktikleri var. Minyatürlerde demin gösterilen bir minyatür vardı. Orada da nasıl atış ettiklerini biliyoruz. Bu çok o dönem için büyük bir yenilik. Yani seri ateşi sağlıyorsunuz. Çünkü tüfek ancak bir defa ateş edebilirsiniz. Doldurmak çok uzun zahmet alıyor. O yüzden seri ateşi üzerinize hızla gelen e, süvariye karşı e, seri ateş etme şansınız ancak olabilir. Onları oraya etraf etmeyi Bir defa ateş ettiğiniz zaman süvari sizi ezip geçer sonra. E, İsabet ettiremezsiniz. O yüzden üçlü olarak seri ateş. Yani öndekiler ateş ediyor. E, çömeliyorlar. Arkadakiler ateş ediyor. Ondan sonra da arkadakiler o arada e, öndekiler doldurup onlar tekrar ateş ediyor. Bu şekilde Ateş serisi sağlıyorlar. Dolayısıyla bunun ilk uygulanışlarını, örneklerini biz arabalarla beraber o sistemi biz da e, tespit edebiliyoruz. Bunun daha gelişmişini Ridaniye Savaşı'nda göreceğiz daha ileri bazıları. Şimdi hocam çok tartışılan bir başka konu Şah İsmail Türk mü değil mi? Tabii bu çok konuşuldu. Çok da fazla yine soru var. Bu programı yapmış... Yani... Yapıyorken evet. biz de bunlara buna değinelim e, tabii bu konuyla Türk konuşalım. Tabii Türk Türkçemizi tartışılıyor, bazıları başka şeyler söylüyorlar ama nihayetinde baktığınızda Şair İsmail'in dili Türkçe, Türkçe mükemmel şiirler yazıyor. Evet, o yüzden edebi, eserler, de edebi eserleri var. O yüzden e, buna bakarak bir çıkarım yapsın okuyucularımız, yani bizi şey yapan seyredenler. E, ya Usta Selim bir taraftan Farsça çok mükemmel. Farsçası da çok mükemmel Sultan Selim'in naziri olarak o ona Farsça, o Türkçe yazıyor. Her ikisinin de bu dili çok iyi rahatlıkla kullandıklarını anlıyoruz. Onlar Türkçe konuşuyorlardı. O yüzden yani başka bir millete mensuplar mı bu konuda bir şey söylemek mümkün değil. Hocam şimdi mektuplaşmaları var. Yavuz Sultan Selim ve Şahim İsmail arasında bir mektup diplomasisi var efendim. Yavuz Sultan Selim 3 mektup yazıyor. Şah İsmail'e. Şah İsmail üçüncü mektubunun sonunda cevap bir cevap veriyor. Bu mektuplar ilk e, iş olarak savaş hazırlıklarına giriştiği dönemde Şah'a mektup yazıyor. işte diyor biz savaşa girişiyoruz haberin olsun sonra hazırlıksız yakalandım deme niteliği taşıyan bir mektup. E, i̇lk iki mektubu böyleyken üçüncüsünde neden hala senden cevap yok İsmail Bahadır. E, önceki mektubumda erisen meydana gel Allah'ın evet. takdiri neyse ortaya çıksın demiştim. Evet. Bundaki amacım yapacağım işlerden seni birkaç ay evvelinden haberdar etmekti hazırlıklarını tamamlayıp karşıma çıkasın gafil avlandım hazırlanamadım demeyesin uzun zamandan beri benim hazırlıklarıma ve gürültülü hareketime hatta Erzincan dağ ve tepelerine gelmeme rağmen sende hala hiçbir hareket yok öyle gizleniyorsun ki varlığınla yokluğun fark edilmiyor evet Halbuki kılıç davası güdenlerin siper gibi belalara göğüs germesi, yiğitlik sevdasında olanların ok ve mızrak yarasından korkmaması gerekir diyerek böyle uzunca bir mektubu yaz mektup yazıyor. Mektubu, evet. Üçüncü mektubunda da kendini gizlemekte de devam edecek olursan erkeklik sana haramdır. Öğütlerimi dinle, zırh yerine çarşaf, mifer yerine yaşmak kullanarak serdarlık ve şahlık davasından vazgeç diyerek son mektubunu yazıyor Şah İsmail'e ve Şah İsmail tüm bu mektupların sonunda, üçüncü mektubunun sonunda cevaben bir mektup yazarak şu satırları kalem alıyor. Mektupların elime ulaştı, münasebetsiz sözlere hiç gerek yok. Bunların hepsi katiplerin uydurmaları olmalıdır. Afyon ile kurumuş zihinlerinden çıkan sözlerdir. Bu itibarla onlara kullanmamaları kullanmaları için mührümle mühürlenmiş altın bir hokkayı şahkulu kulu Ağa ile sana gönderiyorum. Bizim özrümüz bulunduğumuz mesafenin uzaklığıdır. İsfahan boylarında avlanmaktayım. Hadiseni duyduk ve ancak şimdi Tebriz uçlarına vardık. Bu cevabı dostça hemen sana yazdık. Size karşı da hazırlığa başladık. Kimseden korkumuz yoktur. Senin bu isteğini çokları tecrübe ettiler. Ali evlatlarıyla savaşanlar kendileri yok olup giderler, İş savaşla sonuçlanacaksa onu ertelemek doğru olmaz. Fakat sonunu da düşünmek gerek ve selam diyerek Şah İsmail de Yavuz Sultan Selim'e karşı böyle bir cevap yazıyor. Hocam biraz da siz okuyun nedir bu mektup diplomasisi? Yani tabii bu savaşa çekmek için yazılan mektuplar iki taraf arasında artık tamamen bu düşmanlık bağları ve savaş meselesi gündeme geldiği zaman Sultan Selim sefere çıktığında onun bir an evvel hesaplaşmak istiyor. Tabii şimdi girdiği coğrafya çok önemli. Kendi sınırlarını açtıktan sonra e, o zor bir coğrafyada e, hareket eden bir ordu var. Ve çok büyük zorluklarla karşı karşıya kalmış vaziyette. Çünkü o kadar e, kalabalık e, ordunun işte iaşesi e, vesaire falan e, yiyecek içecek bulmak e, kolay bir iş değil. Dolayısıyla bir an evvel e, hesaplaşmayı yapmak istiyorlar. Yani o yüzden onu kendi tarafına çekmek istiyor. Çünkü ileri vadede daha fazla yürürse kendi sınır hattının çok ötesine aşmış olacak. Dolayısıyla arkadan takviye gelmesi de zor olacak. Evet. E, onu bir an evvel savaşa e, böyle icbar etmek için de e, çok ağır mektuplar yazarak karşı tarafı e, kendi tarafına kendi e, yani geldiği yere çekmeye çalıştığını anlıyoruz. Zaten son kertede de Artık dayanılmaz bir hale geldiğinde de çünkü artık kendi topraklarına çıkmış ve Safevi topraklarına yürüyor Osmanlı birlikleri. Sonunda da çaldıran da karşı karşıya gelecek iki ordu. Anlaşıldığı kadarıyla da galiba e, e, Şah İsmail daha önce gelip e, alana yerleşmiş. Osmanlı ordusunun gelişini de seyrediyor e, hmm. kaynaklara göre. Nasıl iniyor falan diye hatta güzel bir <laughs> hikaye var. E ee, Şükrü de vardı. Diğerlerin dinami kaynaklarında da var. Şah İsmail e, yanında bir e, Osmanlı e, şey beyi var. Esir düşmüş. Ona soruyor bu gelen kimlerdir? İşte Osmanlılar falan böyle bayraklar halinde inenler var. Kalabalık. Aa işte bu diyor şey eee e, Şah İsmail işte bu gelen sultandır. Değil mi diyor? Yok efendim bu gelen diyor Fuat şahın kulları olan falanca beylerdir diyor ikinci büyük ihtişam daha geliyor arkada. Ha, mutlaka budur diyor. Yok efendim olur mu diyor. Bu Beylerbeyi'dir diyor. Yok arkasında bir tane. Yo bunlar Rumeli Beyder Bu şu vezirdir falan deyince şaşırma ihtişam karşısında güya şaşırıyor. En sonunda büyük tumturaklarla şey bayraklarıyla şay, şey, görünüyor. Ee, Yavuz Han Selim görünüyor. Ha işte budur diyor falan. O sırada şaşkınlık içerisinde vay ben ne, nereye düştüm falan gibi. Hatta minyatür çek enteresan. Onun minyatürünü de yapmışlar 1530'da. Böyle biz yani eski dönemlerde şaşkınlık işareti parmak ısırmaktır. Heh, şaşkınlıktır. <laughs> Aynı böyle parmağını ısırmış şaşkın vaziyette bakıyor. De evet, bu, bu tür minyatörlerin birisinde olacak ama burada tabii seçemiyorum ben. Peki, öyle İnsanlar bir... şaşırınca o dönem parmak ısırıyorlar. Tabii, muhteşem bir şey geliyor. Ordu geliyor tabii ne olacak <laughs> parmak ısırmış gibi. O şekilde göstermiş. Doğru yanlış ayrı mesele ama yani evet. bu o dönemin bizatihi kaynaklarında var. Ee, yani e, savaş aslında çok uzun sürmedi. Dediğim gibi çok kısa süre içerisinde dağıldı e, Safevi e, birlikleri. E, burada tabi Osmanlıların bu savaş e, şeyleri tabii aslında e, Sultan Selim çok e, mahir bir kumandan onu ifade edeyim. Şöyle bir anekdot var bunu yeni tespit etmişim sonra yazdım. E, Safevi ordusuna karşı e, toplar ve işte tüfekçi askerler var bizzat Sultan Selim'in savaş başlamadan hemen önce o e, ok katarak e, bir menzil tayin ettiği ve o menzile gelene kadar sarabilirmesi gerektiğini söyledi, tembihlediği ve oraya geldiğinden sonra ateşe başlanmasını emrettiğine dair bir kayıt. Bunu çok sonra gördüm. Bir başka daha önce görmemiştim. Bir Selimname de var bu. O dönemde yazılmış olan. Bu enteresan. Yani bu aslında basit gibi görünüyor ama çok önemli bir şey. Yani Sultan Selim'in ne kadar savaşta hemhal olduğunu ve nasıl bir taktisyen olduğunu da bir işareti gibi gözüküyor. Evet. Hocam eğer Yavuz olmasaydı Osmanlı, Safaviler karşısında bir Timur travması yaşar mıydı? Evet. Ya bu soru belki de, tabii güzel e, bir soru ama dediğim gibi yine e, faydası yok yani. Şimdi ne diyeyim ben ne desem faydası olan bir şey değil. Yaşar mıydı, mağlup mu mı olurdu, Ahmet belki gene başarılı mı olurdu? Şehzade Ahmet mesela olmuş olsaydı o Osmanlı e, o da belki başarılı olabilirdi yani. Nihayetinde çünkü Osmanlı sistemi yani onu öyle düşünmek lazım. Ordu sistemi yani çok o dönem için e, çok ileri seviyede. Savaşma sistemi keza öyle. E, bu alışkanlık e, zaten Sultan'ın kendisine bağlı bir durum değil aslında. Kim olursa olsun o başarıyı sağlayabilecek bir şeyi var. Yani e, tecrübesi var e, ordunun. E, çok Güçlü, kuvvetli bir ana merkez var. O ana merkezin iki yanında hareketli süvari birlikleri var. Ve arkada ihtiyatları var. Ve öncüde öncüleri var. Bunlara karşı, karşı tarafın, bütün amaca karşı tarafın düzenini bozmak. Tekine bunu yapıyorlar. Yani iki taraftan saldırarak, önceki o azaplar dediğimiz, o serden geçtikleri denir, sonrakilerde yani artık tamamen canlarından bir tarafa bırakan, savaşan gruplar var onların e, şeyleri saldırıları ile beraber karşı tarafın düzenini bozup bütün amaç o e, askerleri o çok kale gibi korunan yere çekmek. Ha, oraya geldikleri zaman iş zaten bitiyor. Niye? Çünkü toplarla ve tüfeklerle takviye edilmiş bir alana düştükleri andan itibaren zaten bir şansları kalmıyor. Bu taktiği uyguladılar. Hemen pek çok yerde uyguladılar. Çok bilinen bir taktik. Hatta bunu şeyde de uyguladılar. Macaralara karşı muaşta da uyguladılar. Aynı taktiği uyguladılar. Hatta diyelim ki şeyde bile çok sonra 1596'daki o meşhur Eğri'deki Haçovası Savaşı'nda da aynı taktikle başarı kazandılar Osmanlılar. Evet. Hocam şimdi Instagram takipçilerimizden sorular geliyor. Yavuz Sultan Selim bir kırım yaptı mı? Ee, Şah ile mücadelesinde diye sorarlar. Evet, bu çok... Aslında bu soruyu şöyle evirebiliriz. Evet. İsyan eden gruplarla mücadelesi var Yavuz'un. Neden çok sonradan bunu biz ideolojik ve mezhep merkezli <laughs> manipülasyonlara maruz evet. kalmış bir şekilde gördük? Evet maalesef bu yani ya sosyal toplumun işinize dengeleri bozan ve lüzumsuz tartışma yol açan bir konudur. Tarihi bir e, olaydan hareketle bundan bir husumet çıkarmak, bunun bir menfaat çerçevesinde bir kullanmak, siyasi mı? Bir düşmanlık yaratmak doğru bir şey değil. E, biz bunun oluruna bakmamız lazım. Nasıl bir durum var? Tarihi değerlendirmeyi ona göre yapmamız lazım. Çünkü tarihe bakarak böyle düşmanlık çıkarırsak işin içine çıkamayız yani. Çıkamayız çünkü tarih her milletin bu anlamda e, pek çok e, olayı var e, malum. Fakat e, o e, kaynaklarda anlatıldığı kadar e, Yavuz Selim'in bu e, sefer arifesinde işte 40 bin kadar işte Alevi'yi ortadan kaldırdığı, öldürdüğü, büyük bir kıyım yarattığı falan vesaire söylenir. E, dönemin e, bir kaynağı bunu e, yazıyor. O da ikinci şey Kanun Sultan Süleyman döneminde kaleme alınmış olan aslında dönemden bir eser ve Sultan Süleyman döneminde de tam da Safeviler'e yönelik seferlerin atmosferi içerisinde yazılmış olan bir eser o aslında. İdrisi e, İdris-i Bitlis'in oğlu tarafından onun babasının notları temiz yapıldı. Dönemin başka hiçbir kaynağında böyle bir ibare yok. E, sonra bunun e, delillerini biz nereden bakabiliriz? Baksak baksak o döneme ait olan tahri defterleri dediğimiz nüfus sayımlarında ihtiva eden, vergi sayımlarında ihtiva eden defterler var. Elimizde var bu defterler. Işte 1515 tarihli aşağı yukarı bunlar. Onlara baktığımızda da burada çok önemli büyük nüfus kayıpları olmadığını görüyoruz. Aksine mesela bu elimizde Trabzon defteri var. O yukarıda Kürt'ün civarı veya e, üst yayılık alanlarda e, kayıtlar var. Yazmış oraya e, bu şey timar sahibi var veya timalar dağıtılacağı zaman veya toprak sahibi var. Yazmış. Not düşmüş e, katip. E, Kızılbaş oldu. Şah'a gitti. E, geri döndüğünde toprakları kendine verilsin. Yani nasıl işi şey bu, nasıl bir katliam vardı da geri döndü toprakları kendine nasıl verilsin diye? en az burada 9-10 tane kayıt var. Onu bırakın Blukadır bölgesi keza yeni bir defteri e, tespit ettik. O defterde de buna benzer kayıtlar var. Kızılbaş'a gitti geri döndü toprakları kendine verirsin diyor. Veya Kızılbaş'a gitti döndü toprakları kendine verildi diyor. Yani nasıl bir e, şey vardı böyle bir sistematik bir hani kıyım vardı bunlar böyle tekrar kent topraklarını edediyor veya e, tekrar sipahiyle geçebiliyorlar. Yani bu önemli bir nokta. E, bu, Buna elimizde herhangi bir kayıt kuyut yok. Onu bir kere söyleyeyim. E, bu konuda yabancı e, bazı gerçek anlamda arşivde çalışmış olan meslektaşlarımız da var. Onların da yazıkları var. Onlar da aynı şeyleri söylüyorlar. Bir e, e, Çorum e, ve e, bu Orta Anadolu bölgesine ait olan elimizde bir e, teftiş defteri var. O evet. teftiş defteri de tam yani biraz daha önce 1513'ler e, falan olması lazım o defterde de bir teftiş yapılmış ama o yapılan teftiş sadece Osmanlı sipahileri arasında şah e yakın olan var mı yok mu onların tespit etmişler. O da 60-70 kadar kişinin ismi var. Bunların da aşağı yukarı 40-30 kadarı ancak bu töhmetle işaretlenmiş. Gerisi zaten dedikodu kabinden olduğu tespit etmiş. Yani elimize kayıt bu. Yani o kayıtta şu kadar insan yazıldı, deftere yazıldı, bunların hepsi yok edildi denen kayıt hep topu dediğim bu küçük bir defterde yer alan 67'ye kadar. Osmanlı sipahisi yani timar Onun sahibinin. hiçbir kaynakta e, kayıt, böyle kayıt bir yok, ibare yok. Kayıt yok. Yani dolayısıyla da tabii ki şunu söylüyorum. E, bu elebaşları demin 2. Bayez dönemindeki sırasında söyledim. Elebaşları işte bu e, sağa sola dolaşanlar, e, o adam mesela çıkıyor. E, önce Antalya'ya uğruyor. Oradan gidiyor Sivas'a gidiyor. Sivas'tan gidiyor Rumeli'ye gidiyor. Oradaki tekkeleri dolaşıyor teker teker. Bunların hep raporları var elimizde yani oraya intikal etmiş. Bu adamlar takip ediyorlar. El raporlar var. Bu esile de asıl yani onları bulunur bulmaz onlar derhal sorgu sualsiz katlediyorlar. O tamam. Onda bir şey yok. Evet. Ama bunlar aynı zamanda ajanlık yapan ve propaganda yapan insanlar. Yani elebaşları önemli adamların bu anlamda takibatı söz konusu. Yoksa yani bir de şunu düşünün. Başka bir size başka bir husus daha söyleyeyim. Mesela o dönem için Anadolu'daki şehirlerin biliyor musunuz? Nüfusu ne kadar? Biz biz hep böyle çok yüksek nüfuslu şehirlere alıştığımız için zannediyoruz ki hep böyleydi. Hayır. En büyük şehirler o dönemde 5 bin, 6 bin nüfusları var. Elimizdeki kayıtlardan yani tespit edebiliriz bunları. Evet. Yani kaç tane şehir eder 40 bin kişi düşünün. Ve o kadar insanı nasıl katledeceksiniz? Onun için kaç insan lazım? Ya bütün bunlar zaten mantıksız geldiğini, meselenin çok mantıksız olduğunu bize gösteriyor. O yüzden bu meseleyi yani bir siyaset malzemesi yapmaktan artık tamamen çıkarmamız gerekiyor. Bu yani lüzumsuz tartışmalara yol açıyor. Bunu çok sağda solda söyleniyor. O yüzden yani Sultan Selim lehine de bu veya aleyhine kullanılan bir argüman haline gelmiş çok fazla, vaziyette. Çok fazla. Çok da fazla çıkar. hala merak bunu konusu çıkarmak lazım ısrarla diye ben cevaplanmasına rağmen Tabii siz gibi kıymetli ben 2010'dan beri bunu söylüyorum. Kitapta yazdım çok etraflı şekilde. Başkaları da yazdı. Sadece ben yazmadım, başkaları da yazdı. yani biz tarihçi sorumluluğumuz içerisinde bunu yazıyoruz. o bakımdan Kaynaklar bizim için hareket noktası. Dedikodularla hareket edersek işin içine çıkamayız. Evet, 1516-1517 diyelim hmm. hocam. Evet. Mercidabık ve Ridaniye Savaşları'nda 10 milyon kilometre karelik alanı Mezopotamya'yı kendi ülkesine kattı. Derdi ise mukaddes emanetlerdi pek tabi Yavuz Sultan Selim Han'ın. Neden Memlüklere saldırdı diye soralım cevabını da sizden. Şimdi e, sözemin demin e, başında bahsetmiştim. E, Yavuz Sultan Selim'in amacı dediğim gibi yani bu İslam dünyası içerisinde kendini alternatif olarak gördüğü bu şeyi Safed'e tamamen bertaraf etmekti. İkinci çıktı. Yani çaldıranda bir hesaplaşma oldu ama yani Safed'e tamamıyla ortadan kaldırma mümkün olmadı. E, çaldıran sonra Sultan Selim Tebriz'e kadar geldi. Orada durmadı çünkü. Mesafeler çok uzak olduğu için orduyu orada barındırmak mümkün değildi. Geri döndü. Hatta geri dönüşte de çok başına işler geldi. Asker karşı çıktı. çadırını kurşunladılar vesaire, tüfek attılar evet, çadırına. Burada kalmayız dedi. O orada kalmak istiyordu. Askerin tepkisi oldu. Sonra geldi Amasya'da oturdu uzun bir süre ki e, o şeyi etrafı falan kulaşan etti. Hatta Kemah e, bölgesi o oradaki Doğu Anadolu'daki Fütühat ve Dukadıroğulları üzerine hareket etti tam o bölgelerde. Yani Doğu Anadolu'da... Hocam ufak bir araya gireyim mi? Orası önemli çünkü asker çadırına kurşun attı, ok mu attı? Yok şey tüfekleriyle kurşun attı. Kurşun Delik oldu çadır diye söylerler bir ölçüde. Ama onların hesabını daha sonra teker teker sordu. Yani bu iki rivayet var. Birisi dönüşte, biri gidişte. Hani gidişte malum hikaye asker böyle biraz şey yapınca artık gittiler, çarıklarını gösteriyorlar artık bir gidemez yürümeyiz deyince evet. ben gidiyorum, beni seven takip etsin, isteyen şeyler evine geri dönsün çoluğun çocuğuna diye malum rivayetler var. Bu rivayetlerin o dönem için hani geçerli ama dönüşte de böyle bir durum söz konusu oldu. Tabii onu teşvik edenler var, o yüzden bunların kimin çıkardığını Amasya'dayken tekrar tekrar tespit etti. Amacı, hatta Amasya'da kaldı bir süre tekrar sefere çıkmaktı. O sefere çıkamaya şansı olmadı. Ancak o bölgedeki sınırları takviye eden bir takım çalışmalar yaptı. E, Kemah gibi yerleri Adın'dan e, şey, Dulkadır e, ülkesine Alaaddin ortadan kaldırarak Osmanlı topraklarına kattı. Bu şekilde sınır boylarında safiveleri daha çok hani o aradaki bölgeyi ele geçirmek suretiyle kendine bir takviye olabilecek bir yeni bölge ortaya koymak istedim Çok önemli bir taktiktir bu. Yani strateji diyelim daha doğrusu. Ve bu strateji içerisinde de özellikle de oradaki Kürt beylerini kendi idaresi altına alacak olan propaganda faaliyetlerini başlattı. Meşhur İdrisi Bitlisi onun en yakın adamlarından biridir. İdrisi Bitlisi'ye hükümler verdi ve İdrisi Bitlisi bölgede olacak belli başlı önemli Kürt beylerini Sultan Selim tarafından kazandırdı. Bir bölüm Kürt, Bey, Kürt beyleri de efendim şeyde Sultan şey Şah İsmail'in ordusunda bulunuyordu ve o şekilde Diyarbakır bölgesine hakim olma söz konusu oldu ve Diyarbakır problemi zaten esas itibariyle e Yavuz Selim'in ikinci bir İran seferine çıkmasında vesile oldu. Çünkü Diyarbakır zor duruma düştü o sıralarda. Bunu haber alan e, ulemanın baskıları oldu. Onun üzerine alerjili yeni bir sefere çıkma gündeme geldi. Yine seferi üzerine sefer e, ilan edildi. Yolda e, düştüler fakat bir yere geldikleri zaman yani yol sırasında ilerlerken e, Diyarbakır'ın kurtarıldığını, ele geçirildiğini duydu. Ama sefere devam etti. Yine şah İsmail'in özellikle e, e, nerede olduğu hakkında bilgiler geliyordu. Onu takip etmeye çalışıyordu. o Tam o sırada da Memlük e, Sultanı... E, bu arada Kansu Gavri veya bir, bir hep Kansu diyoruz öyle alışıldık ama metinde Kansav diye e, belirtiliyor. E, kendisi e, o, ve o onun ordusunu toplayarak Halep civarına geldi ve iki hükümdar arasındaki bu mücadeleye müdahil olmak e, için ve o bölgelerdeki durumu kontrol altına almak için oraya geldi görüldü. Yani iki ordunun çok ya Malatya civarına doğru geldi, aşağıya doğru inmeye çalıştı. Antep civarına İki oruç çok birbirine yakınlaştı Antep'e doğru geldiğinde. Ve orada yaklaşık zaman Sultan Selim e, elçi göndererek şah İsmail üzerine yürüdüğünü ve kendisine geçiş hakkı verilmesini istedi. Fakat e, Kansu Gavri buna rıza göstermedi e, ve o ana itibaren ilişkiler birdenbire değişti. Evet Hocam, yani mesele biraz bu. Şu bilgi doğru mu yanlış mı diye sorayım o zaman. İslam dünyasının resmi olarak kabul ettiği halife o dönem Memlük'te. Osmanlı buna rağmen, Yavuz Sultan Selim Han buna rağmen Memlü'ye doğru bir saldırı gerçekleştirdi. Şöyle rivayet edilir, Memlüklere Mekke'mizi, Medine'mizi koruyalım der. Onların çünkü yetersiz olduklarını görür o dönemde. Onlar da sen karışma kardeşim bak işine gibi bir cevap evet. verir. Bunun üzerine peygamber sünnetinden kaynaklı Memlük'te işte top tüfek kullanmak yasak. Osmanlı'nın delinde böyle tecizatlar var. Bunun üzerine mecbur kalmıştır saldırıya diye bir bilgi yok, yani doğru şimdi mudur, yanlış mıdır? Evet, yok, onlar çok şey değil. yani Sahih bilgiler değil. Ee, normalde e, bu iki taraf arasında çok yakın gelip münasip birdenbire e, şey olunca e, bozulunca aradaki münasip şeyler e, yönünü döndürdü. Halep civarında Mecidabık'ta bir savaş hukuku buldu. Şimdi burada önemli olan bir nokta var. E, bu savaş için acaba hangi meşru gerekçeleri ortaya koydular Osmanlı tarafı? Bu mühim. E, ee, bu sef, şeyin savaştan önce yani Osmanlılar genellikle fetva almaya, işte meşru zeminini sağlamaya çok önem verirler. Yani bu hep bunu yaptılar. Ee, mutlaka bunu yazarlar. Mesela Safilere karşı yapılan alınan fetvalarda yani onların İslam dünyasında işte mülhid zındık oldukları ve mutlaka giderilmesi gereken grup oldukları yönde fetvalar. Bunda problem yok fetva açısından. Bu doğru meşru bir zemin. Fakat şimdi iki tane sünni devlet karşı karşıya geldi. Ne yapacaklar? Hadi yani Birisinde de bir e, itibari, bir Abbas halifesi var. Yani pek gücü yok ama nihayetinde Kahire'de e, şey belli bir statüsü var onun da. Ne yapacak? O zaman işte e, Sultan Selim işlettiği bir madde var. Fetva aldı. O nokta oldu. Fetva da şu. Gerekçe var. E, e, kendisinin e, şah İsmail'i ki o işte İslam dünyasında tefrika yaratan bir kimse. Dolayısıyla onun bertarafı edilmesi Müslümanlar üzerindeki bu tehditin ve ikiliğin giderilmesi için mutlaka gerekli olan bir şey. Çünkü şöyle bir durum var. Müslümanlar arasındaki tefrikayı gidermek bir Müslüman için en başta gelen görev. Buna farz-ı ayn diyorlar. Hatta gazadan da daha önemli. Gazaya çıkarsınız çıkmazsınız. Orası şey değil. O farz-ı kifaye. kifayedir o. Yani ama bu bir farzı aynıdır. mutlaka getirilmesi gereken şey Müslümanlar üzerindeki zulmün def edilmesi. Dolayısıyla bu maddeyi işletiyor aslında hmm. e, Yavuz Selim fetva'da bunlar var. Fetva'da açık ibare bu e, böyle bir insanı e, ortadan kaldırmaya yönelik bir sefer yapılıyor ama sen bunu engelliyorsun. Engelleyen kim? Memlük Sultanlığı. Öyle engellediği için de sen o engelleyen dinden dolayı sen de tıpkı Şah İsmail gibisin ve senin de ee, bu şekilde üzerine ortadan yokmuş Sultan Selim Hanım. Şey bu yani fetvadaki argüman bu. Evet. Bu Askerin argüman motivasyonu da mı acaba böyle sağlanıyor? Çünkü e, şimdi asker ve ordunun savaşa gitmesi için ganimet'e ihtiyaç var. Yani motivasyonu ganimetten sağlıyor aslında ve Müslüman'ın Müslümana ganimet'e haram kılınmış. Evet. Yani Müslüman öldüğü zaman bir saati dahi alınmazmış o dönemlerde. Şimdi askerin orada bu anlamda ganimet anlamında bir motivasyonu yok. Ama sen diyorsun ki işte Memlük Sultanı bizim Müslümanlığa giden yolumuzdaki engeli teşkil ediyorsun. Askeri de bu hareketle evet. mi oraya doğru yönlendiriyor? şimdi Sultan, zaten yani. askerin bir şey yok Çünkü orada. Memlükler ha. Türk Sünni Müslüman. Ya, tabii ama oradaki şey ya bunun tabii çok örneği var. Bu ilk defa Müslümanlar Müslümanlar savaşmıyor değil. Daha önce de pek çok hep birbirleriyle savaşlar. Her birinin kendine göre bir meşru gerekçeleri var. Yani benim demek istediğim şey bu meşru gerekçeleri ortaya koyarken yani ne Memlüklerin kendi halkına yaptıkları zulüm, ne Memlüklerin işte Portekizlerin, o sıra Portekizlerin tehdidi var bu ne onlar. Hiç böyle bir argüman yok. Ee, esas fetvanın meşru olan hususu argümanı, erişirdi argüman tamamıyla bu konu üzerinde. Yani e, bir cezalandırmaya gittiğiniz bir e, İslam'a düşman olan, içine bir tevfika yaratan bir insanı siz korumuş oluyorsunuz. Dolayısıyla koruduğunuz için de onun gibi oluyorsunuz. Siz de onun ayarında mutlaka ortadan kaldırması gereken bir grup oluyorsunuz. Mesele bu. E, askerin ganimeti başka bir şey o. O ayrı bir şey. Oradaki e, durum zaten askerin bir beklentisi Doğu seferlerinde çok fazla yok. Ancak batıda biraz oluyor. Netice itibariyle e, orada bir yağmalama da yok çünkü halk sünni olduğu için ona halka yönelik olan bir şey yok. Zaten girdikleri şehirlerde halk Osmanlı askerlerine, yani Osmanlılara bağlılık gösterdiler. Halep'e girdiği zaman Halep halkına hiçbir şey yapılmadı. Ne yağma oldu ne bir şey oldu. Zaten yapılmış olsa hemen devreye girerek onu şey yaparlar yani cezalandırırlar. Ona çok dikkat ediyorlar bu evet. anlamda. Ee, o yüzden buradaki asıl şey e, Sultan'ı ve e, savaş Kim çok da fazla büyük bir savaş olmadı orada. Çok çabuk dağıldı Memlük. Zaten kendi alanında tefrika vardı. Ve çabucak dağıldılar. Hatta önemli Memlük emirlerinin çoğu da Sultan Selim'e katıldı. Daha önce gönderilen mektuplar var elimizde. Yani Halep halkının Sultan Selim'e gönderdiği mektuplar var. Ne demişler? E, orada davet ediyorlar işte şöyledir böyledir gelin siz buraya falan diye. Bugün Topkapı Sarayı bize arşivini bulunuyor. Birçok kişi de, de bu duruma razıydı zaten. E, öyle bir şey var, talep de var ölçü. anlaşıldığı evet. kadarıyla. E, bütün bunlar içerisinde de oradaki şey yani bu yağma diye öyle bir motivasyon bir şey yok yani. Onu demek evet. istiyorum. Hocam halifeliği de hemen almıyor mısır alınca? Yavuz Sultan bu, Selim neden? Bu halifelik meselesi de çok büyük bir tartışma olan bir konu. Yani burada biraz çok ilmi izahlar ben yapabilirim ama pek anlaşılmayabilir bu yapıcım, yaptığım şeyler. Ee, onu daha etraf şekilde e, pek çok yerde yazdım, söyledim. Şimdi şöyle bir durum var, bakın. Ee, hilafet meselesi aslında e, yani e, İslami e, bir çerçeve içerisinde bir İslam devletinin mutlaka olması gereken bir devlet modeli değil. Böyle bir şey yok. Hz Peygamber'den sonra onun namına işte dört halife dönemi başlamış. Sonra ne olmuş? Bir hanedan Emevilerle beraber hanedan devlete başlıyor. Yani bir hanedan, hanedan devleti ve kendilerinin bu üstlenikleri, hatta İslam tarihinde Emeviler için emirlik derler. Halifelik demezler. Abbasilerle beraber çünkü peygamber soyuna dayandığı için Abbasilerle beraber ya, hilafet başladı derler. Yani dolayısıyla bunlar yani zaten Kur'an hükümleri içerisinde nasıl bir devlet, Müslümanlar kendileri nasıl idare edeceklerine dair bir kayıt, kuyut yok. Esas olan şey adaletle hükmetmedir. Yani ana temel prensip bu. Zaten Osmanlılar da hep buna atıf yaparlar. O yüzden yani hilafet meselesini Osmanlı geleneğinde eski Türk geleneğinin bir yansıması olarak ilahi olarak yani Allah'tan intikal eden bir kut, o kut mefhumu vardı eski Türklerde bununla İslami anlayışı birleştiren bir yapıya sahipler. Orta Asya devletlerinde de bu var aynı zamanda. Timur da böyle davrandı. E, herhangi birisine hilafet devamesi bir şey yok. Çünkü o Allah yani, tarafından bahşedildi. Evet, istedim alayım verilmez. diye bir durum böyle olamaz. Böyle bir durum söz konusu değil diye düşünürler. Benim tekim Osmanlılar zaten kendilerini ondan çok önce hilafet ne yani hem Akkoyunlar kullandı, diğer devletler kullandı ve Osmanlı hükümdarları da II. Cumhuriyet döneminde var elimizde kayıtlar var. Büyük hilafet unvanlarıyla kendilerini anıyorlar zaten. Çünkü o bir istikak yani kendi hak edişiyle saltanata geçme meselesini belirtiyor. Yani e, Allah'ın yeryüzündeki gölgesi diyor, zılullah diyor kendisi için. E, halife, ha, halifetullah diyor aynı şekilde Allah'ın halifesi. Aslında Allah'ın halifesi. İnsan bize kendisi Kur'an'da bu geçer zaten. Dolayısıyla de onun namını idare eden bir insan gibi kendini görüyor. O yüzden böyle bir e, irsi hilafetin işte Kureyş'ten çıktı. Mutlaka Kureyş olması lazım gelir diye hadislere dayalı bir anlayış var. Bunu zaten o dönemlerde artık kimse buna itibar etmemiş vaziyette. Bu tartışmalar çok soru ortaya çıkacaktır. O dönemin şeyleri mahsur değil bunlar. Bu ise zaten yani Yavuz Han senin Mısır seferine çıkmadan önce de yüksek ünvanlarla kendini halife olarak tanıttı. Çok açık görüyor. İkinci Bayezid Keza, Sultan Mehmet Keza. Bunları biliyoruz. Yani tevarüs eden bir hükümdarlık geleneği var. Bu Cengizli hükümdarlık geleneğiyle beraber birleşmiş vaziyette, imtisaj etmiş vaziyette kendisi içerisinde e, e, geliyor ise de bunu biraz yanlış anlıyoruz. Biz gerçek anlamda dediğimiz bir anlam düşündüğümüz anlamda hilafetin e, tam olarak formül edilmesi Sultan Süleyman döneminde oldu. Yani e, o, o bakımdan şunu ifade ediyoruz. E, yani Sultan Selim'in işte halifeyi İstanbul'a getirdi. Sonra Ayasofya tören düzenlendi ve o törenle de hilafet haklarını devraldı. Bakın dönemin hiçbir kaynağında o dönemde yazan o döneme şahit olan hiçbir kaynakta böyle bir bilgi yok. Peki bu kadar selimname var. Hatta onu takip eden Haydar Çelebi diye bir rüznameci var. Bütün şeyleri takip ediyor, olayları yazıyor. Divan katip kendisi. Böyle bir olay olduysa neden bunlar bunu yazmasınlar? Niye yazmasınlar? Böyle muazzam bir olay. Niye yazmasınlar bunu? En ufak olayı yazan, hatta e, Yavuz'un kızını yazan, ta, paşaları tokatladığını yazan bir adam neden bunu yazmasın? bir şey yok ki bir kötü bir şey mi yani bu o yüzden dönemin kaynağı olmayan bir şey bu ha o zaman da başka bir şey aramak lazım demek istediğim şey bu o da bilirsek zaten kendilerini e, bu anlamda güçlü olarak görüyorlardı ve zaman içerisinde e, bu e, Sultan Süleyman döneminde başlayan bir süreç var o da safiylere karşı kendi e, dini temayüllerini ve e, ana görüşlerini tam olarak ortaya koyabilmek için. Bu defa çok yüksek İslami kalıplar içerisinde hilafet meselesini düşündüler. 1524 yılında Sultan Süleyman bu hilafetle alakalı ayeti ulemasına tefsir ettirdi. Ondan aşağı yukarı 20-30 yıl sonra da Lütuf Paşa'nın meşhur Risalesi kaleme alındı. Orada da çok açık bir şekilde Sultan Süleyman'ı iki gelenekten gelen hilafeti kendi bünyesinde birleştiren bir sultan Allah. olarak takdim etti. Ha. Çünkü niye böyle yaptılar? Yavuz Han Selim dönemine in, 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 iniyor. Onun da sebebi Memlük Sultanlığı'na son verildi ve Osmanlılar Hadimül Haremeyn sıfatını kazandılar. Evet. Yani Yavuz Sultan Selim'in ben hep onu söylüyorum. Osmanlı e, hükümdarlarına kazandırdığı yeni ünvan halife değil, Hadimül Haremeyn sıfatıdır. Evet. İlk defa bu ünvanı Yavuz Sultan Selim kazandırdı. Biz bunları buraların hakimi değil, Hadim'i Hadim olabiliyoruz. Yani hizmetçisi anlamında kullanıyor. Evet. Bu, bu ünvan, bu ünvan Şimdi, yani yeni bir şey. Mısır'ı aldıktan sonra e, halifeliği almadı dedik bunu da açıkladınız. Yok, o dönemin bir ihtiyaç çok Böyle bir şey yok yani. Evet, böyle bir, gelenek de böyle yok bir şey zaten. yok yani. O dönemin halifesini Üsküdar'a getirip Hidiv kasrına yerleştirdi ve halifenin artık ailesinin içinde çatırdamalar, kavgalar, gürültüler olduğu ve bu nedenle Yavuz'un Ayasofya Camii şerefinde vakit namazından sonra düzenlenen bir törenle halifeliği aldığı da söylenir. İşte dediğim gibi yani bunun evet. bir tarihi zemin hiç yok. Dedim ki ne kaynaklarda var ne bir yerde var. Bu çok soru ortaya çıkan 18. yüzyıla itibaren başlayan süreçte yani e, bu e, Osmanlı hilafeti e, bünyesi içerisinde e, e, Safevilerin ortadan kalkması ile beraber sünni bir idare geldi. E, evet. Safevilerin bulunduğu yer. Dolayısıyla o dönemde başlayan tartışmalar var. Çünkü e, Müslümanların tek bir halifesi olur anlayışı hakim. Osmanlılar e, bu daha önceki uygulamalara bakarak bunu kendileri için e, yeniden formülasyonu yaptılar ve o dönemde büyük bir tartışma başladı. Osmanlılar gerçek anlamda halife midir, değil midir diye. O yüzden bütün bu argümanlar ileri sürdü o dönemlerde ve e, hem halifenin Kureyş'ten olma meselesi tartışıldı çünkü Osmanlı'dan Kureyş'le bir alakası yok ki ve olmadığı halde Kureyş'e bağlayan şecereler ortaya atıldı. Yani onu çok iyi biliyoruz. E, bu defa dediler ki buna da gerek yok efendim dediler. Zaten dedi bir tanesi çıktı bu ünvanı halifeden devre almıştı dedi. Yani bu argümanların, o iddiaların ortaya çıkışı 18. yüzyılın bir, o dönemin siyasi atmosferinin bir sonucudur diyelim. Çok ayrıntılara da bakmak isterlerse dinleyicilerimiz. E, kitapta çok ayrıntılı ya, olarak yazıldı. Yavuz Sultan Selim kitabı var Fevcudun evet, Emecan hocamızın. O kitaptan da faydalanabilirsiniz. Ben bu yayın hazırlanırken oldukça faydalandım. Hocam Sinshin'a girince Mim'in kabri ortaya çıkar. Evet. Bu ifadeyi sizden dinleyelim. E, şu Neden meselesi, böyle bir Şam meselesi işte, İbnül Arabi'nin meşhur mezarını bulmak konusu var. İşte çok kötü bir şekilde orada Şam'da ifade ettikten sonra oranın e, durumu ve bir e, böyle bir rivayet e, işte Selim'inden kastın Sin e, malum ve Şam, Şin Şam. ve sonunda da İbn Arabi'nin mezarının bulunması hikayesi. Bu dönemin o dönemin kaynaklarında ilginç bir şekilde atıf yapılan bir şey. Gerçekten de mezar bulunup temizletilerek yeniden ihya edildiğini biliyoruz. Dönüşte de o türbeyi ziraat etti. Ben orayı görmeye fırsatı buldum. Sonra da yeniden üzere tahammül edilmişti bu tabi savaştan çok önce Şam'a gittiğimizde o mahallede. Tabi biraz değişmiş orası. Eski kadim şekilde değil de çok sonra tamirler gördüğü için biraz barok, barok, tarza bürünmüş. 18. yılı şekilde bu tamiratlarla beraber. Ama neyse yani oranın ihyasını Sultan Selim bu şekilde yapmış gördüğü bir rüyaya bağlarlar. Bir atı takip etmiş güya işte at girmiş yerini bulmuş falan diye. Böyle bir takım rivayetler var. Bunların o dönemde ortaya çıktığına dair kayıtlar var. Yani çok erken rivayetler bunlar. Peki, yani. Yavuz Sultan Selim 15 Şubat 1517'de bir parlak bir merasimle e, memlüklerin sarayına girdiğinde tarihi olayları o dönem kaydetmekle görevli kişi e, Yavuz'un kairede karşılanışını şu şekilde anlatmış hocam e, buradan mütevazi kişiliğini belki vurgulamış oluruz halk Yavuz'un ihtişamını seyretmek için sokakları ve pencereleri doldurmuştu Yavuz'u çok değişik zannediyorlar giyiminin ve kavuğunun etrafındakilerden farklı olacağını düşünüyorlardı. Yavuzsa önde değil, cengaverlerinin ortasındaydı. Elbiseleri ve kavuğu yanındakilerden farklı değildi ve önüne bakarak mütevazi bir evet. şekilde yürüyordu. Evet kısa boylu olduğunu biliyoruz ama çok çevik olduğunu söylüyorlar. O dönemin İbni Yasiye, diye Mısırlı bir tarihçi var. Biraz Osmanlı karşılığı yazıyor ama o dönemde olaylara şahit olduğu için onun anlattıkları var. Canlı bir görgü şahidi olarak diyelim daha doğrusu bu kabit rivayetleri o yazıyor yani evet. bu şeyde eserinde. E, o bakımdan hatta o görmüş çok çevik olduğunu ama kısa boylu olduğunu, biraz tıknaz olduğunu ifade ediyor. Hocam 1518'de Kahire'den e, yola çıkınca Yavuz 1519 İstanbul'a varıyor. Lütfen yanlışım varsa düzeltin. Ben dinlediğim bir tabii, öyküden tabii. çok etkilenmiştim. Alkış bir Roma geleneği deniyor. İşte bir pagan adeti. Roma sarayında hükümdarlar bir zafer kazandığında Geç saatlerde gelmiş de olsalar çadır kurup beklerlermiş. Sabah saatlerini ihtişamlı törenlerle halkın alkışları içerisinde karşılansınlar diye. Ancak Osmanlı'da durum bunun tam tersi. İşte zaferden dönülmüşse sabah saatleri de olsa çadır kurup şehrin dışına geceyi beklerlermiş. Sessiz sedasız saraylara girerlermiş. Evet. E, Yavuz bunu yapıyor. E, hatta o hükümdar yani babasını tahta indirdikten sonra yeni şeyler bekliyorlar ki hani bizimle beraber saraya gelsin. Halbuki kendisi çoktan gitmiş saraya. Yani onlara ışık kaptırmamış. Rivayetler o dönemde var. Çünkü onlar ben onlara rahim değil, onlar bana rahim olması gerekir, emrime girmesi gerekir diye bir sözü var. Keza orada da çok sessiz silahsız geliyor İstanbul'a. Biraz kalıyor ama İstanbul'da hiç kalmıyor. Be hemen solu Edirne'de alıyor. Yani İstanbul'da çok az kalmıştır. Daha çok Edirne'yi tercih ediyor. Nedense orayı çok seviyor. Hep Edirne'de. Evet Ayşe evet, çok Hafsa az. Sultan da bundan yakınmış, <laughs> hatta. öyle olur. derler. Onları da konuşuruz belki. Ama Şimdi o... Yavuz Devletin resmi dili olan Türkçe'yi değiştirmeyi düşündü mü hiç yok. diye de bir soru var. Yani yok öyle bir şey yok. Kendisi çok iyi Farsça biliyor, mükemmel Farsçası. Hatta şunu söyleyeyim, e, sefer sırasında e, yani bize çok kitap okuyan bir padişah, çok nadir bilgiler var bu konuda. Ama onun hakkında bunu biliyoruz. E, kitap sandıkları var. Hatta bazı sandıklar kaybolmuş. E, bu yağ, yağmacı Araplara falan bir bölümü almışlar. E, urban diye eşkıya falan saldırıyor malum. Oraya yer yer ağırlıklarına kaybolmuş. O kitaplar şey yapıyor. E, Kahire gittiği zaman bulduruyor ve istinsa kopyalatıyor yeniden kendisi için e, kitapları. Ve e, anlaşıldığı kadar Türkçe değil de Farsça kopyalatıyor. Çünkü Farsçayı çok daha iyi okuyor. Hatta yine rivayet edilir ki döneminde Cihazade'de görmüştüm ben. O çok yayıldı sonra. Hep gözlüklü padişah diye onu da yaydılar etrafa. ilk defa ben kitapta yazmıştım onu. O sırada bir şeyi var. Yani gözlüğü var. Gözlükle kitap okuna dair bir rivayet var. Yani bizzat kitap okuyan kitaba çok meraklı olduğunu anlıyoruz. Öyle evet. yanı var. Kültür birikimi çok yüksek. Arapçası da var anlaşıldığı kadarıyla. Ama başka bir dil bildiğini düşünmüyoruz. Hocam Geçilmez denilen Sina Çölü'nü konuşalım. Evet. Ee, nasıl açtı Yavuz bu çölü? Evet. Şimdi bu, nasıl bir teknoloji he, Bugün de, malum çok sıcak gündem Gazze'ye e, kadar geliyor. Gazze'de bir savaş var. Osmanlıların memlükler arasında bir savaş oldu. Memlük güçleri orada direnmeye çalıştı ama Osmanlılar onları çok çabuk bertaraf ettikten sonra tabii önde bir kaireye kadar uzanan yolda bir çöl var. Evet. Ondan sonra işte bu çölü aşmak çok şey yani zor. Hatta rivayete göre İskender bile buraya aşamadı, geri döndü diyorlar. Ee, ama Memlükler buraya aşıp devamlı geliyorlar yani. Dolayısıyla Memlükler'in yaptığı işi niye yapmasın Sultan Selim? Gereken hazırlıkları yaparak e, ordusunun sayısını da azaltıp daha çevik kuvvetlerle beraber e, işte 10 bin kadar devenin satın alındığını, kırbalarla su tedarik edildiğini e, biliyoruz. Fakat e, büyük bir tali eseri olarak da o sıralarda mevsim Ocak ayı galiba yağmurlar var. Dolayısıyla çöl şeyleri şeylerin yürümeye müsait olmuş bir ölçüde yani hayvanlar için develer çok çok. ordunun da askerden iki katı şey var yani at var, katırı var, işte develer var özellikle. Develer çatışınıyor çünkü bütün eşyalar. Çok böyle çadırlar vesaire falan. Evraklar mesela defterler. Develerin üzerinde sandıklarla taşınır. Osmanlı şeyinde. Onlar çok mühim. Bu eside de arabalar var tabii. Onların rahat geçişine yol açmış. Çok rahat geçiyorlar. Çok, büyük sıkıntılara karşı On karşıya işte kalmıyorlar. Evet. evet. Hızlı bir şekilde. Fakat yer yer e, bölgedeki urban denen e, işte e, eşkıyaların baskınlar oradıkları çok açık biliniyor. Zaman zaman karışılıyor. Fakat şeyden çıktıklarında, e, çölden çıktıklarında da karşılarında işte kimseyi görmüyorlar. Ve e, aksi, şey gibi yani ilginç bir şekilde Tomambay Bay e, kansu kabri hayatını kaybettiği için Memlük Sultanı'nda olan seçilen Toman e, şeyini e, Osmanlıları Kahire önlerinde Ridaniye mevki var. O Ridaniye mevki şu anda Kahire'nin içerisinde kaldı. E, orada karşılamaya karar veriyor. Hendekler kazdırmış, toplar koymuş. Topları var Memlüklerin. Şöyle yani yok biz top kullanmayız, peygamber sünnetleri falan öyle bir, öyle şey, bir yok. şey, yok. Hayır toplar var. Ben defterlerini tespit ettim, yayınladım da defteri. İskenderiye karesinde Osmanlılar sayınları var. Karelerde kaç tane topları var, tüfekleri dolu yani. E, hatta top koymuşlar oraya. Toplara da destek vermişler. Fakat topa ve tüfeğe dayalı savaş sistemini bilmiyorlar. Mesele burada. Osmanlılar topu ve tüfeği... Kullanacaklar bir, ama. Kullanacaklar. O geleneği geliştirmişler. Nekim topu atamıyorlar yani. kullanamıyor topu. Osmanlı ordusu oradan e, Selim bizzat başına bulunduğu yeniçerilerle beraber bir çevirme harekatı yapıyor. Mukaddam Dağı var. Onun arkasından çevirme harekatıyla o kurulan o hendekteki şeyi e, tamamen boşa çıkarıyor ve memlükler bir başarı kazanamıyorlar ve geri çekilmek zorunda kalıyorlar. Evet. Yani böyle bir e, gelişme var. E, diyorlar ki Memlük tarihçiler şayet Osmanlılar Osmanlı ordusunun yorgun bir şekilde e, şeyden çölden çıktığı zaman Hankin diye bir yer var orada karşılamış olsalardı vardı belki. Osmanlı kuvvetlerini durdurabilirlerdi diye bir görüşte var. Da böyle bir şey olmadığı için de bir şey söyleyemeyiz. <laughs> 2500 kilometrelik bir mesafeden bahsediyoruz evet. Sina yol, çölünü. yol boyunca. O dönemki teknolojiyle 13 günde zafiyet vermeden geçebilmek evet. muazzam bir olay. Çünkü o dek birçok komutan aslında Halep'e kadar gelmişti, Mur'da dahil ancak Mısır'a geçmeye cesaret edememişler. İskender için de söylerler yani İskender'in yapamadığını yaptı falan diye Mısır'ı fethedemedi evet. malum. Bir başka izleyicimiz sorar hocam. Tomambayı Kahire'de şehrin girişinde astırdığı doğru mudur Yavuz Sultan Selim'in? Ee, Babu Züveyle denen meşhur bir kapı var. Burada zaten e, Memlüklerin de idam kapısıdır bu. Memlükler de pek çok gün şey burada idam ederler ve sergilerlerdi. Ee, buna benzer şekilde Tomambay tabi çok cesur bir, gerçekten çok iyi direnen, kahraman bir e, e kumandan aynı zamanda hükümdar diyelim. Çok direndi. Ee, pek bilinmez. E, Kahire Mesela üç savaş var normalde. Bir Mecrabık var, Ridaniye var. Bir de pek bilmediğimiz Kahire Savaşı var. Sokak sokak şehir adeta teker teker zapt edildi. Üç gün boyunca Kahire'de büyük savaşlar oldu. Sokak savaşları. Bu çok nadir görünür yani. Osmanlı askerleri sokak sokak Kahire'yi adeta e, zapt ettiler. Ve e, en sonunda da e, Tomanbay'ın etrafındaki 5000 kadar galiba Memlük askeri meydana sığındı. Oraya barikatlar kurdular. Osmanlılar orduluğu en son orada karşıladılar. Fakat orada da başarı gösteremeyince Toman Bay kaçmak zorunda kaldı askerleriyle. Nihayetinde o Buhayre denen o çöl boyunda orada bir yerde sonunda takibat uğrayıp yakalandı. Ve e, onun Sultan Selim'le yaptığı konuşmalar var. Bunlar doğru olabilir. Orada Sultan Selim ona daha önceden ee, Mısırın hükümdarlığını kendine bağlı olmak şartıyla vermesi vereceğini söylemişti. Hani kendine tabi olsa ona rıza göstermemişti. Ee, bunları hatırlattı. Hatta çok itibar etti Tomamaya. Evet. Ee, biraz e, onu hayatta tutmak istiyordu. Çünkü yaptıkları var. Mesela Hayır Bey var, Halep Beyler Bey'i e, Sultan Selim'e katıldı. Hayır Bey önemli bir yere getirdi. Mısır Beyler Bey'i yaptı. Sonra onu mesela. Onun gibi. Yani kendine. E bağlılık gösterenlere bir şey dokunmuyor. Bir şey yok yani. Ama Bay gerçekten o Memlük şeyini Kurudu ve e, bu anlamda da e, şey yapmadı. Yani onun e, sözleri e, çok iyi konuşmalara rağmen rıza göstermedi. Netice itibariyle de dediler ki Tomambay önemli bir şahsiyettir. Sen Tomambay'ı e, yani yok etmeden Mısır'ın gerçek sahibi olamazsın dediler. Evet. E onun üzerine Tomanbay idam ettirdi ve Babu Züvele denen bir yer var. Meşhur kapı demin bahsettiğim. Orada teşhir etti. o Hatta onun bir de minyatürü vardır o teşhir edilen yerde. onu teşhir etti. Ve herkes artık bir daha her Tuhan ümidini kesti. Yusuf'un tahtı derler yani Kahire tahtına. Ve Yusuf'un tahtına geçmen için derler Tuhan ortadan kaldırılması gerekir. ve Onu yaptı ve törenle tahtı oturdu Kahire kalesinde ve o şekilde kendi tamamen konsulun kendi olduğunu her şeye gösterdi. Evet Yusuf'un tahtına oturduğu Yusuf tahtı Sultan Selim. Evet. Evet. Hocam 8 yılda imparatorluğun coğrafyasına kattığı yerler bugünkü Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu, Filistin, bir Hicaz, bir. Mısır, eksiğin varsa lütfen e, uyarın. Lübnan, Suriye, sanat ve 4 asır boyunca da bu bölgeler hep Osmanlı'da kaldı. Evet. Evet. Muhteşem bir sanat. Evet. Peki vefatı nasıl oldu o Sultan Selim? Yavuzhan Selim bir takım hastalıkları olduğunu biliyoruz. Özellikle tabii yaşı da yani işte 40 yaşların ortaları falan veya sonlarına doğru 50 yaş civarında. 50 yaş, 49 50 yaşındaydı galiba ifade ettiğinde. Bir takım hastalıkları var. Anlaşıldığı kadarıyla işte bu genelde sırtında çıkan bir çıbanın efendim sıkılması sonrasında mikrop koparak hayatını kaybettiği çok yaygın bir rivayettir. Çünkü Hasan Can diye çok yakın e, hizmetçisi olan ve daha sonra meşhur alim Hoca Saadet'in efendi diye Osmanlı Şehir Hüsnü'nün bir var. Onun babası o babasından duyduklarını yazmış orada. İşte o şeyi çıbanı e, sıktırmış e, banyoda bir gün oldurarak. Dolayısıyla o sıktırmasından sonra muhtemelen zehir o daha doğrusu mikrop koparak orada hayatını kaybetti. Yani onun etkisiyle hayatını kaybettiğine dair çok yaygın bir rivayet var. E, bu doğru olabilir e, evet. bu anlamda. Bir de vebadan dolayı vefat ettiğine dair başka bir kayıt daha var dönemin kaynaklarında. Ama e, bir kan zehirlenmesi daha uygun gibi görülüyor. Muhtemelen e, diyabeti olduğunu düşünüyoruz. E, çünkü o dönem için e, çok fazla şeker tüketimi var. E, şeker dediğim hani e, meyvelerden elde edilen şeker bunlar özellikle kuru meyveler vesaire falan fruktoz malum. Çok daha tehlikeli. Evet. E, Karaciğer hastalığına yol açabilir malum Dolayısıyla bütün bu etkisiyle e, ve yaın iktiın e, mikrop kapması sonrasında Çünkü uzun süre bir bir, 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 bir ay kadar ve iki ay civarında, şimdi tam söyleyemeyeceğim e, çadırda rahatsız hasta yatıyor Edirne'ye giderken e, eğer veba olsa çok çabuk götürür Demek ki veba değil. değil. bu hastalıktan değil. Dolayı. baki, yani, baki hocam de. izleyicilerimizden baki Bey sorar hocam Yavuz Sultan Selim ölünce papa Aslan gitti kuzu geldi Demiş. Doğru mudur? Kısaca rivayet, bunu alalım. Evet böyle bir rivayetler var. İşte çok tabi ceberut ve bayağı güçlü bir kimlik e, ve Sultan e, Süleyman ise tam bilinmiyor ne yapacağı. Tabi o öyle bir rivayet var ama e, o kuzu tabii. bütün Avrupa'yı fethedecek tabii. neredeyse. Daha kötü olacak onlar için. Evet, Sultan Selim Han'ın yazdığı dizeleri okuyacağım ardından sorumu soracağım. Daha sonrasında da programı kapatmış olalım. Merdümü didame evet. bilmem ne füsun etti evet. felek, füzun füsun aşkımı hun etti evet. felek, Şiirler pençeyi kahrımda olurken lerzan, Beni bir gözleri ahuya zebun etti felek. Hemen çevirelim. Göz bebeğime bilmem ne büyü etti felek, Ağlamamı bol yaşımı kan etti felek, Aslanlar kahrımın pençesinde titrerken beni bir gözleri ahuya muhtaç etti felek diye yazmış Sultan Selim Han. Şimdi Ridaniye ve Mercidabık seferleri esnasında Şam yakınında otağını kurduğunda burada bir Türkmen kızına aşık olduğu rivayet edilir. Ancak vuslat eremez. Bunun üzerine bu dizelere yazdığı söylenir. Var mıdır gerçeklik payı? Hiç yok. Hiç yok. <laughs> Böyle şey yok. Böyle bir şey yok. Ben yani biz nihayetinde kaynağa göre konuşuyoruz. Bir rivayet de duymadım. Yani o döneme ait bir rivayetler de böyle bir şey söz konusu değil. Zaten özel hayat hakkında hemen hiçbir bilgimiz yok. Ne yazık ki keşke olsaydı bir şey söyleyebilirdik. Ama hiçbir bilgimiz yok. Yani, yani tek eşli miydi, değil miydi? başka çocukları var olduğunu düşünüyoruz. Özellikle çok kızı var. Epey sayıda çoğu paşalarla evli daha sonra. Sultan Süleyman tek oğlu ama daha önce Trabzon'da bir oğlu var. Bir o kızının vefat ettiğini biliyoruz küçük yaştayken. Adı Salih bir tanesinin. E, mezar taşları var çünkü. Bir de e, bir başka oğlu oldu ancak saklandı. E, onun e, Sultan Süleyman döneminde paşalık yaptığına dair Veys Paşa. Onun oğlu olduğu kuvvetli bir rivayet yalnız bu olabilir yani dokunmamışlar ama bir şey olmamış durum bu yani hocam tekeşlik e, konusunda da mı emin değiliz çok e, yani fazla kaynak bir, sadece Ayşe e, Hafsa Sultan Hafsa Sultan onun dışında bir, bir herhangi bir bilgi yok Hiçbir bilgi yok haremi hakkında hmm. Hiçbir bilgi yok mesela kanunu hakkında iyi kötü bir şeylerimiz var defterlerden ama onun hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Pekala efendim e, sıra dışı gündemi ne yazık ki sonlandırmak durumundayız. Profesör Doktor Feridun Emecan ile Yavuz Sultan Selim Han'ı konuştuk. Hocam değerli katkılarınız için teşekkür ediyoruz. Yine gelin yine bekleriz. İnşallah. Yavuz Sultan Selim umarım layıkıyla konuşabilmişizdir. Yarın onun doğum günü 10 Ekim bu vesileyle de anmış olduk. 88. İslam Halifesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun 9. Padişahı ve ilk Osmanlı Halifesini bu gece konuşmaya çalıştık. Tekrar teşekkür ediyorum izleyenlerimize. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın efendim.